Becerdik mi? Ha, olmuş galiba.
Artık kesik mesik idare edeceğiz böyle. Başka çaresini bulamadık. Tamam. Vallahi ben de hiçbir şey gelmedi Elif Hanım ya. Ben şeyi gönderdim size. Ne denir? Ben de Katılma herhalde isteğini. 10 kere falan katıl Doğrudur. butonuna tıkladım. Her seferinde canlı yayın konuğu kabul etmiyor yazıyor. Otomatik reddetme falan gibi bir şey mi var acaba? Vallahi ben en azından yani kendim özellikle yapmadığımı biliyorum. Standart ayarları şeyin. Bu Facebook yayınlarının. arada orada hazır böldük yine devam ederiz. Ederiz. Bir taraftan bunu ilk defa açıyorum. Onunla ilgili bir şey söylemek istiyorum. İzmir toplantısında Copipes'i 3 kere üst üste içince millet böyle bir şey oldu. Hüseyin Bey, özellikle Hüseyin Yıldız'ı, bu ne ya, bu üçüncü falan oldu böyle. Dedim sulanmıyor. Şimdi Hüseyin Bey de böyle ters ters bakıyor. Ha, biz öyle pipolar bilmiyoruz tabii, sulanıyor bizimkiler falan dedi böyle. Dedim ben bunun yanına bir tane de hani şeyde yakmak üzere ilk defa içiyoruz ya, işte her canlı yayında ben daha önce yakılmamış bir tane yakacağımı söz verdiğim için bunu getirdim. İşte verdim, arkadaşlar bakıyor, Mücahit de var. Mücahit şey dedi, aldı böyle. O Winstall'ları bayağı elinden geçtiği için iyi biliyor. Döndürdü döndürdü baktı. Bu dedi nasıl 300 olur? Collector bu dedi. Sonra aklıma şey geldi. Mücahit'e o gün o hengamede söylemeyi unuttum. Siz de aynısını demiştiniz. Hatırlıyor musunuz? Ben bunu Hatırladım. aldığımda evet çok güzel seçtiniz dediniz. O sırada başka şeylere bakıyordu. Oturduk, sonra şey dediniz. Bu neymiş ya? Bu 300 değil, bu collector gibi oluyormuş Evet. demiştiniz. Bu arada gerçekten de collector gibi içiyor. 8 ay bekleyince iyice kurumuş. Artık nem, rutubet hiçbir şey kalmamış yani. Sağ ol Emreciğim. Hoş geldin demiş de ben uzun zamandır buradayım Emreciğim. O paylaştığım fotoğraflara çok aldanmayın. Ben o fotoğrafları ancak döndüğümden sonra editleyip paylaşabiliyorum. Genelde ben fotoğraf paylaşıyorsam dönmüşüm demektir. Murat Altunay tekrar merhaba demiş. Merhaba Murat Bey. Herkese tekrardan merhaba. Bahadır, Sait senin de Bey de gülüşüne buradaymış. Ona kurulan. da selamlar. Bahadır da burada selamlar. Yasir yok ya, gerçekten Yasir ortaya bombayı atıp gitti. Evet. Ben bir çay tazelemeye gidiyorum. Siz anlatın Elif Tamam. Hanım bir şeyler. Tamamdır. Şimdi özellik, bakın şimdi şeyleri de okuyayım. Şurada önce bir sayfayı yenileyim. Evet. Ha. Geldim. Şey devam ediyor mu Hoş Murat Bey geldiniz. tekrar? Yine kesik kesik mi geliyor yayın yoksa düzgün bir şekilde duyulabiliyor mu bir aç kapa yaptıktan sonra? Onu bir konfirme edebilirsek. Ben şimdi sizi sorunsuz diyebiliyorum. Ya da izliyorum, hiçbir kesinti görmüyorum. Valla daha önceki yayında da ben de sizin görüntünüzde yani hani sanki yanımda konuşur gibi hiçbir şey yok yani. Yorum henüz yok. Sıkıntı Ha, yok dedi gayet Soner de. güzel dedi. Mehmet Bey de Tamam. gayet güzel dedi. Tamam Emre şey Güzel. yazmış. İyi akşamlar İlhan Hoca. Emre şey demiş. Buzis rahipler adına çok güzel turdu Ali abi demiş. Sağ ol Emreciğim de o fotoğraflar 1,5 sene önceden kalma. Ben Elif Hanım'a daha önce söylemiştim. Genelde uzun seyahate gittiğim zaman çok fazla fotoğraf çekiyorum. En son Uzak Doğu'dan döndüğüm zaman 1 terabaytlık hard drive'la geri gelmiştim. Yaklaşık 30 bin fotoğraftan biraz daha fazla vardı içinde. Onları editlemesi de yaklaşık 5 yıllık bir periyoda yayılıyor. O yüzden hani gördüğünüz fotoğraflara yakın zamanda gittiğimi zannetmeyin. Onlar Allah bilir ne zamanlardan kalma yani. Emre'cim, yakın zamanlardan birkaç tanesini, bir de eskilerden birkaç tanesini ben görmüştüm. Ali Bey bunları yayınlamaya başlamadan evvel. O zaman da söylemiştim. Bir de şeyde de konuşmuştuk. Yani herkesin görebileceği alanda da inanılmaz fotoğraflar var. Hele bir tane evinde duvara asılı olanı gösterdi. Yok böyle bir şey. Sanki ekiple beraber gitmişsin ve çekim yapmışsın gibi. Ben çok çok beğeniyorum Ali Bey'in fotoğrafçılığını. Zaten sitede de görüyorsunuzdur.
detayını artık ürün fotoğrafçısı yapacağız kendisine. Yavaş yavaş öğreniyoruz vallahi. Ya şimdi geriye dönüp de ilk zamanlarda koyduğum fotoğraflara bakıyorum ürün fotoğrafı olarak siteye. Hani üşenmesem elimden gelse hepsini yeniden çekerim yani, o derece rahatsız ediyor açıkçası yani. Vallahi onu, bizde onu daha önce de söylemiştiniz. Kervan yolda düzülür misali yapa yapa öğreniyoruz biraz yani. Ben sizi artık yavaş yavaş tanıdıysam pipoları geri çağırıp Volkswagen arabaları geri çağırıyor ya, pipoları geri çağırıp evet, düzgün çekim yapalım diye önce. Ama Volkswagen üçkağıtçılık yaptığı için geri çağırıyor. En son şu Amerika'daki dizel skandalında bizde en azından üçkağıtçılık yok. Ben de çekilmemiş olanları ve içilmemişleri getiririp çekeriz bir daha gerekiyorsa. Çekeriz canım. En son şimdi yaptığımız aletle o küçük koltuk şeyini ortadan kaldırdık. Hı-hı. Onunla ilgili ben çok geri dönüş alıyordum. Piponun altı gözükmüyor falan filan diye. Onunla ilgili bir alet yaptık işte. Artık onunla beraber şimdi daha net çıkıyor ama tabii bütün şeyimi değiştirdi benim. Fotoğraf editleme alışkanlığımı değişti. Bayağı bir yavaşlattı beni. Ben tam hani işi birazcık otomatiğe bağlayıp iyice hızlanmışken bir anda filmi başa sardık. Hı hı. O yüzden biraz daha fazla uğraştırıyor. Zaten şu aralar da bayağı bir pipo editlemekle meşgulüm. Sitede siz söylediniz sağ olsun. Sağ olun. GG'nin filtrelileri çok azalmış sitede. Ben farkında değildim siz hatırlatınca. Hı hı. Şimdi bayağı bayağı bir Eylül ayında başlayacağız. Bayağı bir Golden Gate yükleyeceğim siteye. Oo, süper. Bayağı bir. Yeni pipo alsam da almasam da her zaman için eğlence kaynağı. Başkaları aldığı zaman da çok hoşuma gidiyor. Bir de bu aralar sağa sola artık el atmaya başladım. Milleti dinlemeden. Hüseyin Bey bir şey danışmak için pipolarından getirmişti. Şunu nasıl zımparalayayım, burası nasıl olsun falan diye. Adamcağızın elinden dört pipoyu haşırt diye aldım. Ben yaparım diye. O küçük yiv açma hikayesi mi? Yok, yiv açma hikayesi değil. Bunların Şahin pipo iki tanesi yanılmıyorsam, tam da bakmadım. Biri Vaven falan. Bir de Orhun verdi, Peterson. Ağızlıkları ebonit ve artık iyice sararmışlar. Ama hani ebonit sararmanın yanında belli bir noktadan sonra tuz tadı vermeye başlar ya, evet. Sülfür tadı vermeye başlar. Ben pas tadı diyorum ona. Evet yani aslında bir nevi zaten... Evet, ebonitin yani bakalitin oksitlenmiş hali yani. O noktaya varınca gerçekten içimde iğrenç tatlar vermeye başlıyor. Çok uğraşmışlar. Fakat alkolle ona bununla yeteri kadar temizlik olmuş. Olmuş da belli bir noktadan sonra görüntü artık düzelmemeye başlamış. Hüseyin Bey şey istiyordu. Bu malzemeleri satın almak istiyordu. Ben bir bakayım dedim. Adresi de verdim. Bir ara malzemeleri alacaklar. O Karamer var ya sizinle beraber, evet, gittiğiniz. Evet. Orada. O da ya adam şeyi, başı çok büyük. Görmek lazım. Şeyi tavsiye ederim Elif Hanım. Yani ben de gerçi her pipoyu uygulamıyorum ama bazen üşenmediğim zaman yapıyorum. Pipolardaki genelde oksitlenmeyi temizlerken insanlar genelde hep dış yüzeyini temizliyor. Aslında oksitlenme bazen içeriden de olabiliyor. Aynen. Onu da bir şekilde yani bu yumuşak tüylü temizleme çubuklarına bir şekilde artık biraz sürterek ileri geri yaparak içini de biraz temizlemek gerektiğini düşünüyorum, hı-hı, ben. Yani içeride çünkü tat oradan geliyor. Aslında dışındaki oksidin şeyle pek alakası yok ağza gelen tatla. Aynen. Şimdi biraz da hani yanlış da anlaşılmak istemem. Sonra yok temizlemedi falan filan iyi bakmamış anlamı çıkmasın. Öyle bir şey yok. Çünkü bu herkese, hepimize oluyor. Hoş bana çok olmuyor. Çünkü ben manyak bir şekilde temizliyorum. Ama mesela Hüseyin Bey'in pipolarından bir tanesini açtım. Hepsini daha açmadım. Bir tanesini açtım. İçini kokladım. Mesela Hüseyin Bey 96 ile 70 ile falan olduğu gibi temizlemiş alkol ama yani bildiğiniz gibi değil. Hiç temizlenmemiş gibi kokuyor. O yüzden şüpheleniyorum. Onun içerisinde belki de ebonit onu alkolle birleşince cart diye emdi mi, başka bir şey mi oldu? Bir onlara bir bakacağım. Ama hani şöyle söyleyeyim. Ben şu pipoyu aldığımdan beri yani her pipo yaktığımda mutlaka bundan içiyorum. Temizliğini de yapıyorum. Hiçbir koku yok. Yani rahat rahat en azından bir 20 içim falan olmuştur sizden. Ama anladım. Zaten oksitlenme falan zaten bir süre sonra oluyor. O kadar kısa sürelerde olmaz ya. Yani bir sene olması lazım gibime geliyor. Evet. Yayınımız yine mi çok kötü ya? Hem Rıdvan Ersan yazmış hem Murat Altunay tekrar yazmış genel diye. Yine mi çok kötü? Bruno geldi. Bruno geldi. Hello Bruno.
Ayrıldık, tekrar bağlandık ama yani hani çok fazla. 5 dakika evvel Murat Bey görüntü de güzel demiş. Ya ha yok sıkıntı yok diye hem Mehmet Üngör'den hem sonra Tabakaydın'dan geldi. Tamam. Devam. Hı, tamam. Yapacak bir şeyimiz yok Rıdvan, varsa da yani. cep telefonunun internetine geçip öyle biraz izle, sonra tekrar ev telefonuna, tekrar Wi-Fi'ye bağla. Ya belki de bazen şey de olabiliyor. Yeni bağlanınca Bunu hani yazayım mı? Yazayım bir şuraya. yazın. Yalnız gerçekten ameliyata girmiş doktorlar gibi 2 dakikada bir pıf 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 pıf. Bu nasıl bir sıcak ya? İstanbul'da durum nedir bilmiyorum ama İzmir'de şu son 3-4 gündür, hatta son bir haftadır öldürdü. Ben şimdi bir de Ödemiş'e döndüm. İzmir ayrı sıcaktı yani. O da İzmir, o da İzmir de Karşıyaka ayrı sıcaktı. Burası ayrı sıcak. Şu anda fırfır falan çalışıyor. Hiçbir faydası olmuyor. Yani esinti yok. Pencere açık, esinti yok. Valla bizde İstanbul'da pek esinti hiçbir zaman olmadığı için biz genelde klimalı ortamlarda penguen gibi Ya. oturuyoruz yani. Yapacak fazla bir şeyimiz yok o açıdan. Daha hala Ben klima İzmir, sezonu kapanmadı bizim açımızdan. aynen Karşıyaka'ya gittim arkadaşlarla, buluştuk. Ondan sonra bir daha evden çıkamadık. Yani cuma akşamı buluştuk. Cumartesi evde, pazar bugün çıkana kadar yola yine evde. Bir yere adım atmak mümkün değil. Emre benim pipoları temizleyecek bir yöntem var mı abla demiş. Var tatlım. Senin pipolarından bir tanesini inanılmaz temizledim. Fotoğraflarını da gönderdim. Aklın çıkar. Hatta ben o pipoyu Ali Bey'e de gösterdim. Bayağı güzel Tanımayabilir mi temizlemiş. pipoyu? Pipoyu Tanımayabilir tanımayabilir. Çünkü mi? orijinal halini siz görmediniz Ali Bey onun. Yok. Hatta sizin şey dediğiniz pipo vardı ya. Aa, bu çok güzel bir pipoymuş. Ne bu falan filan diye. Ağzı hafif erimiş böyle. Söyledim size Stanwell'in diye. Aa, bu Stanwell mi falan dediniz. Böyle barktop bir pipo vardı. Vallahi Onun çıkartamadım temizliğini ben Elif Hanım. yaptım. Onun Bruno iyi temizliğini akşamlar yapmıştım. demiş. Good evening Yapın Bruno. dedim, Hope you're doing sorun well. olmaz. Bu Neyse arada ben şu yine bağırarak konuşuyor olabilirim ha. O önemli değil baştan ya. söyledim. Şu ekoller kısmını bir tamamlayalım. Yayını ara verdik gerçi Evet. ama ya orada yani çok derinlerine inecek zaten öyle bir bilgi birikimim yok benim bu işin şeyi değilim o kadar da 3 aşağı 5 yukarı hani biraz şeylerimizden ansiklopedik bilgi olmayan benim kendi görüşlerimi söyleyebilirim ekoller üzerinde. Orada Yasir sıralarken aslında bir tane önemlisini atlamış sıralamakta. Benim şahsen ekol diye sayabileceğim 4 tane ekol var pipolarda. İngiliz, Danimarka, İtalyan, bir de onun atladığı unuttuğu Fransız ekol. Ben bunları kendi kafamda kategorize ederken yani İngiliz piposunu klasik ve temel diye baz alıyorum ben. Klasik şekiller çıkartılmış zamanında. Danimarkalılar bu klasik şekilleri alıp benim kendi görünümle yani modernize edip ya da bir füzyon yaparak sunmuşlar. Ve ekollerine oturtmuşlar. Fransız ve İtalyan'a gelince de ben bunları aslında her ikisinin alt kategorisi olarak değerlendiriyorum. Mesela yani ne demek istiyorum? Şimdi İngiliz piposunu Fransızlar makine üretiminde çok seriye bağlamışlar. Genellikle eski Fransız pipolarına baktığınız zaman da hep klasik şekiller üstüne kuruludur üretimleri. İtalyanlara geldiğiniz zaman da İtalyanlar aslında kendi içlerinde ikiye ayrılıyor ama benim şahsi görüşüm onlar da Danimarka'daki füzyonu alıp onlar da Danimarka'yı makinize etmişler ve seri üretime geçirmişler. İkiye ayrılır derken neden bahsediyorum? İşte İtalyan ekolü bir kuzey bir de daha güney olarak Pesaro bölgesi olarak ayrılıyor. Kuzeyde daha ziyade klasik formlar üzerine üretim. Savinelli çok güzel bir örnek buna. Daha güneye inildiği zaman da Manfredo Paya ve Ser Jacopo örneğinden daha handmade'e yönelik şeyin makinize üretimini görüyoruz. Ben böyle değerlendiriyorum oturmuş ekolleri. Diğerleri de söylediğimiz gibi yani Ruslar, Çinliler, Amerikalılar falan yani bu işin ekol haline gelebilmesi için birazcık ticari başarı, kaygı ve yaygınlaşma gerekiyor ki onu da ben pek mümkün olduğunu düşünmüyorum bu dönemde.
Evet. Bir de yani mesela ekol derken aslında Yasir neyi sordu, ona da şey yapmak lazım. Hani her ikisini de ayrı ayrı mı sordu bilmiyorum. Kim kendisi burada olmadığı için bize yardımcı olmuyor bu konuda. Acaba makine üretimi pipoları ayrı değerlendirmek, el yapımı pipoları ayrı değerlendirmek yani o şekilde mi sordu? Çünkü el yapımı pipolardaki Danimarka ekolüyle makine yapımı pipolardaki Danimarka ekolünü ben bir araya pek getirmiyorum. Çünkü mesela İtalya'da da Savinelli'ye baktığınızda Savinelli'nin seri üretimini alıp işte Şarata'nın seri üretimine eski şeylerini karşılaştırmaya kalktığınızda o da ayrı hissedebiliyorsunuz. Bu Savinelli diyorsunuz ya da bu Brebbia diyebiliyorsunuz. Bu işte Chacon diyebiliyorsunuz. Bu Charatan diyebiliyorsunuz. Yani bir çizgileri var onların da. Bir de el yapımı içerisinde kendi şeyleri var. Yani şu işte Danish style dediğimiz bu İngiliz ya İngilizlerin el yapımı aslında pek yok gibi. Onlar pek o işe bulaşmamışlar. İngilizler genelde El yapımından ziyade Elif Hanım, ikisini birbirinden en temelde ayıran şeylerden bir tanesi, İngilizlerde grain'e önem verilmiyor. Verilmiyor, evet. Bunun karşılığında Danimarka ekolüne de grain'e çok önem veriliyor. Yani aslında bu birazcık daha felsefik temele inersek, hani zamanında Bauhaus'un çıkardığı form follows function şeyinde. Yani İngilizler genelde fonksiyona çok ağırlıklı önem vermişler. Danimarkalılar yani sadece fonksiyon yetmez, bunun estetik bir yönünün de olması gerektiğini şey yapmışlar ve bu benim kendi kategorize ettiğim yani alt grupları olarak mesela Fransız pipolarına da grain'e çok büyük önem verilmez. Fakat İtalyan ekolüne baktığınız zaman grain'e çok büyük önem veriliyor. Evet. Yani o yüzden ben Danimarka alt kategorisi olarak İtalya, İngiliz'in alt kategorisi olarak da Fransız ekolünü kategorize ediyorum. Doğru yani bir taraftan şey de var. Söylediğinizde şu anlamda çok sağlam örnekler var. İtalya'da inanılmaz bitirişe ve işte straight grain'de yok göz her tarafı göz pipoyu çok inanılmaz uygun fiyatları bulabiliyorsunuz. İngilizler öyle bir pipoyu ellerine geçiren, öyle bir kökü ellerine geçirdikleri zaman olay 2000 dolarlara kadar gidiyor. Dunhill'in DR serisinde olduğu gibi. Evet. Ama mesela Dunhill'in Bruyelle'lerine vesaire baktığınızda aynen dediğiniz gibi bir grain güzelliği adamlar şey yapmıyorlar, vaat etmiyorlar. Şuna peki size bir soru sorayım. Ben aslında cevabını bir nevi biliyorum da hani arkadaşlar da şey... soru cevap daha rahat oluyor ya. Ben mesela şöyle düşünüyorum. Eltank da aslında İngilizler gibi gerçekte grain'e o kadar önem vermiyor. Mesela elle yapan ustalardan örnek verirsek. Eltank ne zaman grain çok vermiyor derken bu arada şimdi çarpılırız adamın inanılmaz işleri var. ama ne zaman eline inanılmaz grain'li bir kök geçse ve ondan bir şeyler yapsa basıyor snail'i koyuyor kenara ama onun haricinde mesela Eltank için önemli olan birincil unsur grain değil, birincil unsur fonksiyon, sonra form, ardından en son bir grain geliyorsa olur diye devam ediyor diye düşünüyorum. Ya ona bir yere kadar katılabilirim ama grain'e önem vermediğine katılmıyorum ya. Örneklerinden bir tanesi de aslında sizin elinizde bir elinizdeki Eskimo'ya bakın bakalım grain'e önem vermiş mi vermemiş mi? Yok o anlamda demedim. veriyor. Yani o anlamda demedim. Diğer bütün yaptığı üretiminin geneline bakıldığı zaman yani hani mesela adamın yüzde belki de bir snail çıkartıyordur. Bendeki mesela Eskimo snail değil ama o da %5 falan çıkartıyordur. Geriye kalan büyük kısmında adam için hani iyi içen kök gelmiş olması ve o kökün iyi içeceğini biliyor olması. Vallahi ben düzgün açıyor olmak şahsi önemli. Şahsi görüşüm daha önce de söyledim bunu. Ben estetik güzelliğin içime herhangi bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Evet. Yani bunu Eltang'ın da öyle düşündüğünü zannediyorum. Onu demeye çalışıyorum aslında. Ben şahsen göremedim ama tabii yani şu anda günümüzde dediğimiz gibi bu iş artık çok niş oldu. O yüzden insanlar para verdiği şeyin sadece iyi içmesinden ziyade güzel gözükmesini, estetik olmasını da istiyorlar. Bir de tabii şimdi yani o straight grain dediğiniz hikaye az çıkan bir şey. Az çıkan şey pahalı oluyor. O yüzden ustalar da iyisini yapmaya, kendilerine isim yapmaya, şey yapmaya çalıştıkları için özellikle bir de yani high grade'e çıktığı zaman iyice üretimi düşürdükleri için
genelde şey yapıyorlar. Mesela sizin bahsettiğiniz Jay Allen'dan bahsetmiştiniz yayını aç kapa yapmadan önce. Ya biz mesela Rusya'da Atilla abiyle karşılaşmıştık onunla. Yani adamın işlerini incelemiştik. Çok iyiydi. Çok çok iyiydi. Yani evet, kusursuzluk derecesinde çok iyi iş yapıyordu adam. Hem grain'i olsun hem üstündeki işçiliği olsun. E fakat adama sorduğunuz zaman 5 pipoyu ne zaman çıkartırsın diye bilemem diyordu. Evet. Yani e şimdi Tom'da öyle değil. Tom'da sen bugün 20 tane pipo sipariş ver, haftaya gelir eline. Evet. Yani bu biraz alma verme ya da optimum dengeyi yakalama. Yani ben üretimi o kadar kısmaya da çok açıkçası taraftar değilim yani. Evet. Yani evet. Yılda 100 tane pipo yapıyorsan onu da yapıver, o da güzel olsun yani. Yani asıl sadece pipo yapan birisiyseniz ben de katılıyorum. Yani kısmamaya ben de katılıyorum. Bu arada Emre Ahmet Turan Amas hocam merhaba, ha, hoş geldiniz. Emre bir soru sormuş. Ya abi, o soru burada... ben de onu yazıp duracaktım Elif Hanım. O soru bende yarım çıkıyor, uzun yazınca tamamı gözükmüyor. Danimarka demiş, ben gerisini göremiyorum. Tamam, okuyorum sizi. İtalyan ve Danimarka ekollerine çok benzer nitelikte. Avrupa bizim modelleri de modernize ettiklerini düşünüyorum. Siz ne dersiniz bu konuda demiş. Orada başında bir tophane lüleciliğiyle ilgili bir şeyler demiş. Ona onunla bağlantılı bir söyleyeyim. Abi burada eklemek istediğim bir konu var. Tophane lüleciliğinde çok ciddi modeller var ve bu modeller İtalyan ve Danimarka ekollerine çok benzer nitelikte. Avrupa bizim modelleri de modernize ettiklerini düşünüyorum. Yani Avrupa'nın bizim modellerimizi evet, de modernize ettiklerini düşünüyorum. Siz ne dersiniz bu konuda diyor. Valla tophane lüleciliği hakkında hiçbir bilgim yok. O konuda bir şey diyemem ama yani daha önceden yapılmış bir şeyden etkilenmeleri ya da onu alıp modernize etmeleri şaşırtmaz beni açıkçası. Yapılmıştır yani. Şimdi şöyle bir şey var. Ona ben cevap vereyim kısaca. Olabildiği kadar kısa. Bir taraftan da tophane lüleciliği ile ilgili oraya bir ekran görüntüsü paylaşacağım. Hem konuşup hem bunu yapmak zor olacak ama. Tek tek yapalım. Evet, dakika bir gol. Ha, iyi tamam. Ekran görüntüsünü şuradan anında çıktı zaten. Bu benim eski ilgi alanlarımdan olduğu için bayağı bir fotoğraf biriktirmişliğim var. Bir kısmını paylaşayım. Desktop'a save edelim. Şimdi de gruba atalım. Evet, şimdi bu yüklüyor. Şöyle bir şey var. Zaten lüle, yani tophane tarafından yapılmış olanlar ya da Çinlilerin yapmış oldukları. Çünkü bu tütün ilk defa şeyde bulunup Amerika'da bulunup bize dedim yani Avrupa'ya doğru yola çıktığında. Biliyorsunuz ilk Kızılderililer kalumet pipolarda içiyorlardı bunu, uzun konik bir haznesi olan barış çubuğu diye çoğumuzun bildiği kalumet pipolarda içiyorlardı. Daha sonra bu kalumet pipoların uzun versiyonları yapılmaya başladı. En bilinen adı çubuk, çibuk diye de geçer. Çibuk Fransızların söylemi, bizim çubuk adını verdiğimiz uzun, kamış, ama kamış derken bambu kamış gibi düşünmeyin. Çoğunluğu metal ya da ahşaptan olur. Söğüt dalı gibi. İçerisi boşaltılabilen, daha doğrusu ince bir delik açılabilen ahşaptan ya da metal dökümden olur. Boyu ne kadar uzuyorsa sizin şeyiniz, öneminiz de o kadar uzundur. Yani öneminiz de o kadar büyüktür. Mesela subayların çubuklarını taşıyan çubukçular olurmuş savaş sırasında. Adamın görevi sadece bu. Adamın içeceği tütünün çubuğunu taşımak. Bu çubukların ucuna lüle takılıyor. Bu lülerin ucuz versiyonu tophanede yapılan kilden yapılan, tophane kilinden yapılan, oranın çamuru özel bir çamur, kırmızı bir çamur, uçlar. Lüle demek kıvrık demek esasen. Saçların lüle denmesi de kıvrık kıvrık demek. Lülenin ilk kullanım yeri de zaten musluk. Yani lüle dediğimiz zaman asıl kelimenin kökeni musluk. Sebillere takılan, Osmanlı'nın döneminde sebillere takılan musluklar. Uzatıyorum, farkındayım, biri beni durdursun. Uzatın, sıkıntı yok. Yani hani genel bütün bu mevzunun nereden geldiğini söylemek istiyorum. Lüle de aslında, tütünde kullandığımız lüle de o musluğun tersi gibi düşünün.
biraz evvel yolladığım formlardan göreceksiniz açarsanız. Bu tophane lüleciliğiyle ilgili çok fazla bir araştırma yapan olmamıştı son 200 seneye kadar. Bunlar benim 10-15 sene evvelden topladığım şeylerdi. Şimdi bir kitap falan da var, oradan da bakabilir arkadaşlar. Çubuk geliyor, bu lülenin arkasındaki boşluğa aynı bizim buraya bunu taktığımız gibi şenke ağzına taktığımız gibi takılıyor. Ama farkı nedir? Bu yere kadar iniyor. Hatta o yüzden yine fotoğraflardan göreceksiniz, lülelerin altı düzdür yere dayayabilmek için. Kahvehanelerde ya da evinizde içerken ucunu içinde tütün dolduruyorsunuz. Bir nevi yine ince kıyılmış sigara tütünü gibi ama o kadar ince değil. Pipo tütünüyle öbürünün arası dolduruyorsunuz, yakıyorsunuz. Mesafe uzun olduğu için yanmadan içiyorsunuz. Niye yanmadan içiyorsunuz? Çünkü o dönemde tütünü nemle, ısıyla, şekerle, şeker melasıyla vesaireyle işleme diye bir şey yok. Ve tütünü bugün de tarladan alıp doğrayıp içmeye kalkarsanız gırtlak aşırı derecede yanıyor. Mesafeyi uzatarak sıcaklığı düşürüyorlar. Yangıyı düşürüyorlar. Ne zamana kadar? Nargile icat olana kadar. Yani şimdi bong diye geçen suda soğutma. Evet, suda soğutma icat olana kadar. Söylediği o anlamda doğru Emre'nin. Evet, buralardan bir esinlenme var. Hatta yolladığım fotoğrafın ilk başındaki beşinciye bakarsanız, ben de açayım burada. Beşinciye bakarsanız şeyi göreceksiniz. Adını siz söyleyin. Belge denilen modele ne kadar benzediğini göreceksiniz. Hatta topuklu belge modeline çok benzediğini göreceksiniz. Katiye, belgeye çok benzediğini göreceksiniz. Bu başka bir yolu yok zaten. Bu tütünü bir şeyin içerisine koymak ve orada içmek gerekiyor. Yapabilecekleriniz sınırlı. Ya dümdüz olabilir ya eğik olabilir. Ama mesela fır 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 dönen bir şey olamaz. Onun içerisine nasıl tütün koyacaksınız da geçecek de bilmem ne. Bir şekilde hava akımının olduğu, yanabilecek bir şey olması gerekiyor. O yüzden onlar bizden esinlendi vesaire falan filan. Bu biraz kahve işine döner. Herkes diyor ki Türk kahvesi. Türk kahvesi diye bir şey yoktur esasen. O kahve Arabistan'da, Etiyopya'da ilk çıkmıştır. Etiyopyalıların pişirme yöntemiyle şu an dünyanın Türk kahvesi olarak bildiği pişirme yöntemi birebir aynıdır. Bu da ilk kalumet olarak karşımıza çıkmış. O lüle değişmemiş, forma hafif hafif değişmiş, fonksiyonu değişmemiş. O yüzden biri birinden esinlendiyse ben derim ki Kızılderililer Türktür. Kızılderililer. Oradan oraya bağlama yapabiliyoruz yani. Evet, Kızılderililer hepsinin atasıdır. Yani ne güzel ya, rock gibi oldum. Rasim Ozan. Süper. Şurada bir Enes T. Ülgen, İrlandalılar nerede? Dublin halkını evlerinde zor tutuyorum demiş. İngiliz ekolü. İrlandalı diye bir şey mi var Enes, lütfen ricam. Kraliçe seni kutsasın ya. Gerçi bunu söylerseniz İrlanda'da savaş çıkar. Gerçi onlar da hazırlanıyorlar şimdi Kuzey Güney İrlanda diye yeniden Brexit'le beraber ama ya İrlanda'da bir tek Peterson var. Çok büyük bir üretici olmasına rağmen yani takip eden çıkmamış. O yüzden hani bir evet, ekol oluşturması falan mümkün değil. O yüzden İngiltere kategorisine atmak tam başka yapılabilecek bir şey görmüyorum ben. Fotolar görünmedi demiş Soner Tobak Aydın. Doğru söylüyor. Ben de görmedim fotoları. Ayrıca siz onları yüklemeye kalkarken bağlantımız kesildi. Siz onları yayından sonra yükleyin. Anladım. Tamam. Upload yapınca büyük ihtimalle sizin bandwidth'inizi aldı götürdü o. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Şuradaki yayınla, buradaki akış her zaman eşit giderdi. Senkronize giderdi. Şu anda mesela Elif Hanım diyor Soner Bey. Elif Hanım tepede çıkıyor. Fotolar görünmedi. Şimdi geldi. Deminden beri yok. Ama mesela bir dakika diyor. Buraya yazalı çok oldu. Yani arada acayip bir lag var. Valla bu akşam bağlantıda bir sıkıntı var. Ona yapacak bir şeyimiz yok artık ya. Benim evdeki bağlantım fiber yani hızlıdır ama niye böyle oldu bilmiyorum. Bir genel yavaşlatma mı var yoksa burada bir çalışma mı var? Bir fikrim yok açıkçası. Daha önceki yayınlarda yaşamamıştık böyle bir problemi ya. Bu akşama özel olsa gerek. Evet. Bu arada bize soru geldiği zaman... Elif Hanım. Bize soru geldiği zaman daha iyi olmuyor mu ya? Bence biz bir tema belirlediğimizde yani özellikle temayı verip kaçanlar katkıda sağlamadıkları için yani konu ne kadar güzel olursa olsun
devamını getirmek zor oluyor. Çünkü hani esas soru da gelmiyor. Şey var şey, ya, Çağrı Bey vardı. O çok aktif sorular soruyordu. O yok bu akşam. Evet, bugün Çağrı Bey yok. Yani Emre şu soruyu sormasa şey yok. Soru sorun arkadaşlar. Soru alalım, ona göre konuşalım. Ya şu şey konusunu bir bağlayalım. Ekol konusunu bağlayayım en son. Aklımdaki son parçayı da söyleyeyim. Ya orada Yasir hani Türkiye'den bir ekol çıkması konusunda Lületaş'ı örneğini vermişti. Ya orada da ben yazdıklarımı arkasında durmakla beraber bir nevi katılıyorum. Yani Türkiye'den bir ekol çıkacaksa bunun ben Breyer olma ihtimalini çok zayıf görüyorum. Yapılabilecekse bu Lületaş'ın da yapılabilir. Evet. Çünkü ülkeye özgü bir şey ham maddesi topraklarımızdan çıkıyor. Dünyada en kalitelisi ve dışarıya ihracatı yasak. Evet. Fakat ya bu ihracat yasaklarının da şöyle bir şeyi var. Ya bu hem bizim avantajımıza çalışan bir şey hem dezavantajımıza çalışan bir şey. Ya avantajımız Evet. olması rekabeti ortadan kaldırıyor. Rekabet olmadığı zaman kalite çok fazla ilerleyemiyor. Yani mevcutlara bir şey dediğim anlaşılmasın. Özelde söylerim ben onlara çok da. Ya bunu biraz şeye benzetin. Yani 90'lardaki kuş serisine benzetin. Rekabet olmayınca ne versen bu gidiyor. Başka bir alternatif yok. Ama Emre katılacaktır söyleyeceğime büyük ihtimalle. Kendisi de zamanında topluyordu. Yani eski Viyana işleriyle bugünkü Lületaş'ı işlerini karşılaştırdığımız zaman arada 100 sene olmasına rağmen çok büyük bir fark gözlemliyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var. Ben her ne kadar yine dediğiniz gibi burada isimler vesaire değil söz konusu olan, tamamıyla Eskişehir'den bahsediyorum ve Eskişehir'deki Lületaş'ı işleme bile demeyelim, Lületaş'ı sektöründen bahsediyorum. Ama ona çok girmeyelim Elif Hanım ya, bizim şeyimiz yok, yok. Değil o. Şey değil, söyleyeceğim şey ağır bir şey değil. Şöyle bir şey var. Bizden ekol çıkması şu anlamda, yani Lületaş ile ilgili şu anlamda zor. Gittiğimde onu daha da net anladım. Atlıhan'ı falan gezerken. Bu insanlar hani biz hep diyoruz ya, pipo içmiyorlar, büyük bir çoğunluğu anlamıyorlar, anlamaları lazım o bu vesaire falan filan. Şimdi bu insanlar için bu bir meslek ama adamların pipoyla aslında gerçekten ilişkisi üretmiş oldukları bir elmayı satmak gibi. Yani bahçesinde yetiştirdiği bir elmayı satmaktan çok büyük bir farkı yok büyük bir çoğunluğunun. O yüzden iyileştirme ya da işte şey için gerekli Ar-Ge sürecini yaşayacak ne ortam var ne bütçe var. Yani hepsi bireysel şirket gibi düşünün. Adamlar satacak işle maliyeti düşürmekle maliyeti düşürmek odaklı çalışıyorlar. Yani nedir? Çok yine şey etmeden söyleyeyim. Mesela bu pipoyu mu yapacak? Bu pipo siparişi mi geldi? Bu pipoyu atıyorum 100 dolara mı anlaşmış? 100 dolara mı satacak? 1000 tane mi sipariş almış? Yani karşılığında 100 bin dolar mı alacak? Böyle rakamlar var anlamında demiyorum, o da yanlış anlaşılmasın. Bilmiyorum rakamlar kaça satılıyor satmıyor. Örnek veriyorum sadece. 100 bin lira mı kazanacak? Bunu 10 bin liraya yani 100 bin dolar mı kazanacak? 10 bin dolara mal etmeye çalışıyor. Bütün dert bu. Haksız mı? Esnaf olduğu için haksız değil. Burada fark şu. Bizim Lületaş'ı ustalarının çok büyük bir çoğunluğu esnaf. Daha sonra sanatçı. İyi heykel yapabiliyor olmak ya da iyi resim yapabiliyor olmak her zaman bizi sanatkar yapmaz. Bazen zanaatkar yapar. Heh, onu söyleyecektim ben de. Evet. Bazen değil, çoğunlukla zanaatkar yapar. Ne zaman sanatçı olursunuz? Bunu satayım beklentisiyle değil, bu beni yansıtıyor, benim beğenim, işte insanlar bundan etkilensin ya da bir amaçla bir şeyle olmasın ama ucunda para olmayan, ucunda satış olmayan bir amaçla bir şey ortaya çıkarıyorsanız ve bu bir beğeni topluyorsa, bir şey uyandırıyorsa, hayret, sevinç, beğeni, nefret, o zaman sanat olur. Ama bunu para amaçlı yapıyorsanız, aynı surattan, şu surattan, bunu bana 20 sene önce arkadaşım almıştı. Ustası kim bilmiyorum. Bu surattan, bu abla her yerde var Eskişehir'de. Bir Viyana şeysinden büyük ihtimal kopya. Şöyle saçlara. Bundan 300 tane yapıyorsanız bu zanaat. Şimdi bundan 300 tane yaparken de şunun maliyeti, şu taşın maliyeti, oyma süresi, kullanılan
Evet, aynen öyle. Bunu çünkü 50 liraya satacaksa 5 liraya mal etmek zorunda. Öyle. Bunu göze alarak, yani bunu göz önünde bulundurarak Eskişehir'le ilgili yorum yapmak gerektiğini ben daha net anladım artık. Ona ayrıca bir şey yaparız. Ya bizim de çok alanımız değil. Belki bir gün Emre'yi alırız üçüncü kişi olarak yayına. O bizden çok daha iyi bilir o şeyleri. Bu arada birkaç tane soru gelmiş siz söyledikten sonra. Halil Sözer Pipo'ya başlasam bana maliyeti ne olur ki diye sormuş. Halil Bey, Pipo'ya başlamanın iki maliyeti var. Bir maddi maliyeti, bir de manevi maliyeti. Emin olun ki manevi maliyeti maddi maliyetinden daha fazladır. Yani kalkıp parayı bastırıp en kral pipoları alsanız bile Türkiye'de tütün satışı yasak. O yüzden yani çok sancılı bir süreçtir. Ciddi ciddi başlamayı düşünmüyorsanız çok tavsiye etmem açıkçası. İlhan ha, Taha gelmiş bu arada, merhaba demiş, selamlar. Bak biraz önce kulaklarını çınlatmıştık, Çağrı Bey de gelmiş. Vallahi aynen öyle. Ben arada like atmaya çalışıyorum, önümden kayıyor. Ben yapamıyorum öyle şeyleri, internet atabildiğim şey olmasın kadarını diye. Önüme geleni atıyorum seyir, şu anda. Seyir kapattım önümdeki, hani ekstradan ben ekrandan takip ediyordum yorumları, onu kapattım biraz evvel. Şey olmasın, biraz daha bandwidth'i az harcayalım diye. İlhan Hoca bir soru sormuş. Ekol olması için ne gerekiyor? Mesela Emre'nin yaptığı ahşap tenor ekole girer mi? Onlarda ekol sayılması için ne olması lazım? Şimdi bu biraz o evvel Elif Hanım'ı benim durdurduğum, yani Lötesh'i mevzuna çok girmeyelim kısmına biraz giriyor ama o Emre'nin yaptığı Briar şeyi için söyleyebilirim. Ya o ekole girmez ama o çok önemli bir şeydir. Yenilik, iyileştirme. Çok iyi bir şeydi ama arkası gelmedi. Arkası gelmemesinin iki sebebi olabilir. Yani bir, maliyeti kurtarmıyor olabilir. İkincisi veya hitap ettiği kitle o aradaki farkı anlamamış olabilir ya da kıymet vermemiş olabilir. Yani yıllardır belli bir lületaşı standartında üretiliyorsun. Müşteri de şey demiş olabilir. Ya tamam, buraya koymuşsunuz. Bana ne, ben buna niye daha fazla para vereyim diye düşünüp kıymet vermemiş de olabilir yani. O dediğimiz gibi yani ekol olması için bir şeyin aslında arkasında önemli bir maddi şey olması lazım. Evet. O bir de şu anda Emre'nin tek başına yürüttüğü bir çaba ve bildiğim kadarıyla da onu da araya ekleyeyim. Arkasının gelmeme sebeplerinden, şu anda arkası geliyor da, sebeplerinden birisi Briar'ı bizim ustalar bulamıyor ki Emre'ye bulsunlar. Yani atık maddelerle şu ana kadar harikalar yaratmaya çalışıyordu. En sonunda Briar buldu, aldı diyebiliyorum. Ve hani daha fazla ve daha düzgün şeyler çıkartmaya devam edecek. Ama şu var, Emre'nin yapmış olduğu o işlem Ar-D, yani Ar-G diye geçer bizde. Araştırma geliştirmeye daha çok giriyor. Bir ürünü nasıl daha işlevsel, nasıl daha kullanışlı hale getirebilir? Baktığınızda tanıdığınız, siz yazdınız ya İlhan Hocam geçenlerde, geçen aylarda gruba, işte şu şudur, bu budur, bu böyleyse bu İngilizdir vesaire diye. Çizgileriyle belli eden, mesela bu pipoya siz baktığınızda bu panel bile olsa, Danish'ten çok panel çıkmıyor da olsa, nadiren de çıkıyor olsa, bunun Danish çizgilerine sahip olduğunu siz herkesten daha çabuk anlarsınız. Ama yani nasıl örnek vereyim? İtalyan şu anda yakınımda var mı? Yani ulan ben de hep Danish olmuşum ha. Sizde var mı İtalyan? Vallahi önümde var. Yani İtalyan. Varsa Savinelli. Evet, Savinelli. Aa doğru. Aa 701 çok güzel. Yok, ben çok bu şey Elif Hanım, yani numarasını bilmem 701, de zamanında Treviso'ya gittiğimizde o yarışma piposuydu bu. Tamam, o 701 numaralı kesim. Şeyin, Bing'in şu ağızlık hariç, bu ön kısım Bing'in arkaya... Yok, başka Bing kadar uzun değil Elif Hanım, bu küçük bir lovat. Yani şöyle anlarsanız daha iyi anlarsınız, öyle çok uzun bir pipo değil bu. Bir saniye. Bing kadar uzun değil. Yok, değil, biliyorum. Şu haznenin şuraya lovat olarak bitiriyorlar. Evet, aynen. Şu ağızlık farklı. Evet, yani hani mesela onun da İtalyan olduğunu anlayabiliyorum. Daha spesifik. Yani Ser Jacopo'yu görseniz, İlhan Hocam görseniz de biliyorsunuz. Ser Jacopo'yu gördüğünüz anda üstünde Ser Jacopo yazmasına gerek yok. Bu İtalyan diyorsunuz mesela. Ya da Castello'yu görünce bu İtalyan diyorsunuz. Castello'nun Billard diye çıkardığı şeyler universal olarak Billard tabirine
hiçbir şekilde uymuyor yani. Alakası yok. Genel olarak ama bu söylediğiniz zaten İtalyan pipoları için genelleyebilirsiniz. İtalyan pipoları biraz daha, ben o yüzden hep Danimarka'nın alt şeyi diye söylemiştim ya, yani onlar hiçbir zaman klasik formları takip etmiyorlar. Evet, evet. Genel olarak kuş kondurma diye tabir ettiğimiz illaki bir yerine, yani aslında İtalyan pipolarını ben kategorize ederken biraz İtalyan halkının da karakteristiği biraz daha flamboyan, yani biraz daha böyle gösterişli, onların modadaki şeylerinden de yani tavus kuşu gibi düşünün. Yani Danimarka'nın daha bir alengirlisi, cavcavlısı diye ben değerlendiriyorum şeyi. Ali Demir gelmiş, hatta şey de yazmış, selamlar. Retroculuk akımı bir iki nesil daha devam ederse gençler pipo içmeye başlayacak, talep artacak. Dolayısıyla ekol diyebileceğimiz ustalar kendilerini popülerlik anlamında ortaya koyacaktır diye düşünüyorum. Vallahi retroculuğun ben doğuşunu yaratıcılıktaki tıkanmaya bağlıyorum. Yani yeni yapacak çok bir şey bulamadıkları için biraz geçmişe dönüş diye şey yapıyorum. Vallahi çok uzun süre devam edeceğini de ben zannetmiyorum. Bu pipo ile olan, bu hipster akımıyla beraber zaten pipoya bir yönelme olmuştu ama ne kadar devam eder orasını bilemiyoruz açıkçası. Pipo hipsterler için son derece pahalı bir uğraşı. Ama hipsterlerde gibi, genelde parada oluyor. Kahve gibi 250 gramını 6 dolara alabilecekleri bir uğraşı değil. Düzgün bir pipo almaya kalktıkları zaman en az 100 dolar verecekler. O 100 dolarla kaç tane kahve alır, kaç hava atar adam. Emre Süleyman Coşkun Usta'nın işi abla diye yazmış. Vallahi ben onu bilmiyorum, tanımıyorum. Emre diyorsa odur. O da çok hızlı, kim neyin işi çok çabuk şey yapıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim yani burada aslında sorulan soruyu bir netleştirelim. Ekol ekol dediğimiz zaman onu bence tam net anladık mı? Biz mi yanlış anladık? Ya da insanlar ne bekliyorlar? Bakıldığında bu pipo Türkiye'den çıkmıştır dediğinizde bir ekol olmuş oluyor. Orada bir netleşelim arkadaşlar. Bu pipo Türkiye'den çıkmıştır dememize daha şu anlamda çok var. Gelecek açısından bizim öngörümüzde o işin çok zor olduğu. Çünkü şu gün bu pipo Ukrayna'dan çıkmıştır diyemiyoruz. Deli gibi pipo yapıyor olmalarına rağmen. Ve aslında şöyle bir şey ekleme yapabilir miyim sizin söylediğinize Elif Hanım? Mesela güzel bir örnek, mesela geçenlerde bir şey hakkında yazışmıştık. Ne olduğunu hatırlamıyorum ama, yani hangi pipo olduğunu hatırlamıyorum ama Alman yapımı bir piponun üzerine bakıp "Aa güzel, Danimarka esintileri var üstünde" demiştik. Yani bu aslında işte Danimarka'nın bir ekol olduğunu gösteriyor. Yani Danimarka şeyini, bir piponun altındaki made'in neresi olduğu kaşesine bakmadan "Aa bu oranın işine benziyor" ya da "bu oranın işidir" dendiği zaman bu bir ekol olmuş oluyor aslında yani. Almanlar bu kadar yapıyorlar ve hiç kimse Alman ekolünden bahsetmiyor pipoda. Alman ekolü diye bir şey yok ama Alman 9 milimetresi var. Onlar sayesinde şanklar daha kalın. Aynen öyle. Ama o dediğimiz işte aslında şey, bir ekol değil. O Emre'nin Breyer'da yaptığı gibi yani bir yenilik getirdiler. Yani Almanların yaptığı şeye de aslında şunu diyebiliriz. Yani Almanlar mesela şeye katkıları olmuştur. Estetik 9 milimetre pipo üretilmesine sebep olmuşlardır tüketim yaparak. Evet. Doğru. Yani üreticiyi yenilik yapmaya zorlamışlardır bir nevi yani. Şöyle örneğini vereyim. İkisi de 9 milimetre. Birisi diğerinden çok daha ince. Yani. 9 milimetre değilmiş gibi. Ve bu Alman. Yani kendi kendilerini kurtarmışlar. Bu Danimarka. Ya genelleme yapmamak lazım Emre'ciğim. Almanya'dan da güzel estetik işler çıkıyor. Elif Hanım'ın elinde güzel bir örneği var. Çıkıyor bazen Emre'nin dediği gibi. Emre şeye göre de değerlendiriyor biraz. Almanya'dan gelen lületaşı isteklerinin çok büyük olduğunu ben olabilir, de Emre'den dinledim. Olabilir. Onlar nedense lületaşında şöyle bir kaz yumurtası falan gibi bir şeyler şey söylüyor. Kaz yumurtası da değil aslında. Deve kuşu yumurtasına doğru koç gidiyor adam. Koç yumurtası diyor. Deve kuşu yumurtası. Şimdi Sultan kafası lületaşı net Türkiye'de. Çok doğru bir tespit. Çok doğru bir tespit. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Ben söylediğim birçok şeyin yanlış anlaşılabildiğinin farkındayım. Ama yanlış anlaşılıyorum diye de konuşmamazlık da etmek istemiyorum. O zaman birbirimizi ağırlarız. Başka bir şey olmaz yani. Türkiye'de şu anda Serkan var, Taha var, Kenan var, Burhan Usta var.
benim bildiğim pipolarını aldığım ve içtiğim. Pipolarını alıp içmeye değer bulduğum. İyi insanlar oldukları için vesaire falan filan değil, pipolarını beğendiğim için aldığım. Ama onun haricinde, madem onların isimlerini veriyorum, başkalarınınkini de vereyim. Bunun sizinle alakası olmaz. Ama hani bir taraftan da ortak yürüttüğümüz bir şey, sizi de zor duruma sokmak istemiyorum. Diğer geri kalan arkadaşların işlerine baktığım zaman ben şu anda alabilecek çok fazla bir şey göremediğim için elime atmadım. Ankara'dan Can diye bir çocuk vardı. Çok iyi yoldaydı ama son zamanlarda hiç sesi soluğu çıkmıyor. Onu diyeceğim şimdi. Şöyle bir şey var. Bu dört isme hiçbir şey eklenmiyor kardeşim. Yani ekleniyormuş gibi bekliyoruz. Olacak diyoruz. Öyle diyoruz, böyle diyoruz. Bir iş çıkıyor. Fena değil derken rezalet başka bir şeye geliyor. Yani mesela bu dörtlüdeki istikrarı... Bu arada bu dörtlü de süper istikrarlı anlamında söylemiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Çok iyi işler çıkardıkları zaman da oluyor. Sipariş işleri aldıkları da oluyor. Öyle de olacak. Başka yolu yok. Ama bunlara yeni bir beşinciyi katıp da bu adam da çok güzel gidiyor. Bunun da yeteneği varmış diyebileceğimiz fazla kişi çıkmıyor. Yani mesela bir Alduhan Akşar vardı. Süper işleri vardı ilk başta adamcağızın. Şu ülkedeki daha hiç kimse pipo yapmazken... Ne o ne bu ne ustaların ustası olan abi. Ortada yokken o yapardı. Abi dişçiydi, mesleğine geri döndü. Bir şey çıkarmıyor şu anda, görmüyorum ama çok güzel. Dişçilerden iyi pipo yapanlar çıkıyor. İtalya'da da Fassi var. Evet değil mi? Değil mi? Yani hani demem o ki bir Türkiye ekolü olması için bu dört tane arketype'ın, çünkü bunlar mahşerin dört atlısı diye boş yere demiyorum. Bu dört arketype'ın yanında, yöresinde birilerinin bitiyor olması lazım. Birilerinin bir çaba gösteriyor olması lazım. Öyle bir şey yok. Yani öyle bir şey olmadığı zaman da bir ilerleme olması ancak onların ilerlettiği kadar olur. Artık siz yapacaksınız Elif Hanım demek ki. Ha, Atilla abi geliyor ya. Atilla abi geliyor, bak onu atladınız. Canavar gibi pipo yapıyor. Atilla Bey daha bir tane pipoyu yaptı. Bekliyorum gelecek diye. Atilla Bey senede iki pipo yaparak tanesini 20 bin dolardan satıyor. Arsale dengesiyle oynuyor diyorsunuz yani. Evet valla evet. Ben yine çay almaya gidiyorum. Tamam. Yani neyse, hani demem o ki bir şekilde bu mesela edebiyat dünyasında da böyle. Türkiye'den çok fazla yazar maalesef diğer ülkelerde olduğu kadar çıkmıyor. Çünkü bir şekilde var ama yeterli değil. 80 milyon ülkeden çıkan yazar sayısı bu kadar olmamalı. Ya da satış rakamları 10 bin, 20 binle, 5 binle sınırlı kalmamalı. Ama olmuyor. Her meslekte böyle. Ne kadar çok artarsa ekol olma şansımız da o kadar çok artar. Ondan sonra birileri ödül aldığı zaman çok şaşırıyoruz. Demek ki İsveç onları, İsviçre onları destekledi diye Orhan Pamuk'un arkasından millet saydırdı saydırdı durdu. Yani bir de öyle bir şey çıkınca da bağrımıza da basmıyoruz. Ben dört gözle bekliyorum. Dört değil 40 tane pipo ustamız olsun da ekol olsun bir gün. O yüzden negatif değilim, umutsuzum. Ekol çıkacağına dair. Bu kadar. Şimdilik umutsuzum. İnşallah yanılacağım. Şimdi bakın yazmış. 10 çırak yetiştirdim. Hiçbiri mesleğe devam etmedi diye yazmış. Evet yani. Doğru söylüyor. Haklıdır da. Ama tabii orada sorgulanması gereken şey insanların yani tembel olup olmadığından dolayı devam etmelerinden de ya bu iş aslında bir meslek mi ülkemizde değil mi? Onu değerlendirmek lazım. Yani meslek derken ya bu işten geçimini sağlayabilecek geliri elde edebilecekler mi? Ben buna pek yeterli olduğunu zannetmiyorum. Yani sizin saydığınız dört ustadan ben bugüne kadar işi gücü bırakıp yapan bir tek Serkan'ı biliyorum. Evet. O da pipo yapmıyor. Değişik şeyler de yapıyor diyelim. Evet. Ara ara pipo yapıyor ama sırf pipo yaparak ya ben bu işi sağlayabileceğini zannetmiyorum. Tabii. Yani hem ülkedeki tüketimle alakalı olan bir şey tabii ki ama bir de de hiç atlamamak lazım. Yani bir pipo dediğiniz malzemenin ben %100'ünün ham maddesinin dışarıda bağlı olduğunu gözlemliyorum. Yani ülkemizde iyi bonit bulunmuyor bildiğim kadarıyla. Evet. Varsa ben bilmiyorum yani. Ben üretim kısmından o kadar anlamam bu işleri. Ama zaten en önemli ham madde Brayer yurt dışından geliyor. Bundan 5 sene önce 6 sene öncesine baktığınız zaman dolar kuru 1.35 liraydı. 1.50 arasında gidip geliyordu. Bugün 6'ya dayandı yani. Nereden baksanız 4'e katlandı. Ülkedeki tüketim ya da gelir 4'e katlandı mı? Yok. Taş çatlasın %20 %30 artmıştır yani. O kadar. Evet. Evet. Yani
nasıl diyeyim? Ben yine kahveden örnek vereceğim. Çünkü oradan örnek vermek çok kolay geliyor bana, çok içerisinde olduğum için. Bakın arkadaşlar, Türkiye'de kahve devrimi falan yaşamıyoruz biz. Muhteşem bir ilerleme, Türklerin kahve camiasına girişi, dünyada adlarını daha duyurması falan filan gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Ama köşe başı her yer kahveci oldu mu oldu. Burada şöyle bir fark var. Aynen Ali Bey'in dediği gibi malzeme dışarıdan geliyor. Burada işliyorsun. İşlerken içerisine bir şeyler katman gerekiyor ki daha farklı algılanabilesin. Danimarka sadece pipo mevzusunda değil, kahve mevzusunda da senelerce dünyada bir numaraydı. Senelerce, son birkaç seneye kadar. Ne zamana kadar? İngilizler gelip kahveyle oynayıp kahveyi çay haline getirmeye karar verene kadar. O zamana kadar Danimarka bir numaraydı. Ama İngiliz ekolünü yarattı mı İngilizler? Yarattılar. O güne kadar kimsenin yapmamış olduğu bir şeyler yaptılar ve koydular. Bizim dört ustayla bile olsa eğer bir ekol olmak istiyorsak yapmamız gereken şey daha önce bu malzemelerle, eldeki malzemeyle daha önce yapılmamış bir şeyler yapmanın. Mesela Revyagin tek başına Rusya'yı temsil ediyor. Var mı böyle bir şey ya? İşte yapıyor. Ha, kalabaş, reverse kalabaş dediğin şey de bir teknik ama Pipo'nun görüntüsünü de komple değiştirdiği için baktığın zaman herkesin aklına Revyagin geliyor ve adam o alanda kendisine bir yer yarattı. Ancak böyle bireysel olabilir. Türk demezler de bu Taha'nın derler, bu Kenan'ın derler, bu Serkan'ın derler, bu Burhan'ın derler. En uç nokta onu görüyorum. Ne zaman Türk olur? Eskişehir gibi Pipo'nun bir meslek olduğu, insanların bundan ekmek yediği, 2000 tane Pipo satıp Mercedes aldıkları, 3000 Pipo satıp ev aldıkları zaman olabilir. Yani işte o ham madde bağımlılığının önüne geçebilecek tek şey lüle taşı. Yani o yüzden hani orada bir başarı gelmesinin tek şeyi lüle taşı alanından çıkarsa çıkar. Yani orada da mesela dünya çapında tanınan Sadık Usta mıydı? Unuttum şimdi adını. Danimarka işi lüle taşı pipo yapan yaşlı. Şimdi vallahi unuttum adını. Emre Baki. Söyler. Ha, Fikri Baki. Fikri Baki, tamam. Fikri Baki. Ya yani öyle bir adam çıkmış işte. Ama o da ama bireyselliğin önüne geçilemiyor işte. Yani mesela bu daha önce saydığımız şeylerden, yani bildiğim kadarıyla Fikri Baki de çok içe kapanık, atölyesinin dışında tabela olmayan, hani insanlarla çok öyle iletişim kurup yanına çırak alıp yetiştiren falan bir adam değil. O yüzden yani bir şeyi olmamış. Ha, Emre konfirm etti Fikri Vaki Usta. Evet. Şu anda sadece Çin'e yapıyor. Amerika'ya Barbie Usta. Evet. Belli zaten. Bir farkı olduğu belli zaten. Ama şu anda sadece Çin'e yapıyor. Ve Baki Usta da sanatçı vesaire değil. Baki Usta da zanaatkar. Ama Baki Usta esnaf mı? Son zamanlarda esnaf, evet. Yani o da kendisini bir şekilde şey yapmanın ama yolunda. Ama Elif Hanım, orada şu sanatkarla zanaatkarlık açısından yani bir şeyi iyi kavramak lazım. Ben yani Pipo için konuşuyorum. Diğer alanlar için bir şey diyemem ama ya zanaatkarlığı yapıp da orada o kısımda işi mükemmelliğe taşımadan sanatkarlık olmuyor. Evet, tabii. Yani ne demeye çalışıyorum? Mesela yani sizin saydığınız daha falan da onlar hakkında da bahsetmiyorum. Genel söylüyorum ki bunu yani yurt dışında bazı ustalar da konfirm etmişlerdir bana. Yani mesela Breyer'i eline alıp da kafana göre bir şekil çıkartmak değil bahsettiğim. Yani o kafana göre olan şekli ya yani klasikleri yiyip bitirip bütün çıkardıktan sonra yapabilmek. Evet. Yani mesela ben bunu Bulgaristan'da George'la konuştuğum zaman bana şey demişti. Yani hayatta en nefret ettiğim şey Billard siparişi demişti. En çok zorlandığım demişti Billard. Yani aslında dışarıdan baktığınız zaman çok sıradan, çok kolay bir şekil gibi gözükebilmesine rağmen yapması en zor şekil Billard. Şimdi bu adamlar Billard'ı artık yapa yapa mükemmelliğe oturttuktan sonra Billard üstünde ufak tefek nüanslara, değişikliklere girdikleri zaman daha başarılı bir şey ortaya çıkmış oluyor. Yani o yüzden ben zanaatkarlıktan sanatçılığa geçişi daha uygun görüyorum böyle. Aynen. Çok katılıyorum söylediğinize. Çok katılıyorum.
Çok katılıyorum söylediğinize. Ayrıca hani bir taraftan şöyle bir şey de var. Sanatçı olunacak diye bir kasılma durumu da yok ortada. Yani hani bir ekol olması için sanatkar olmak da gerekmiyor. O da ayrı mevzu. Çok hani benim burada mesela şeyle lüle taşıyla ilgili özellikle söylemek istediğim nokta şu. Birincil amacımız her zaman için para kazanmak. Çünkü evde bizi bekleyen çocuklar var. Ve haklılar da. Evet ve haklılar da. Ve çocuklar okula gidecekler. Hanım yemek bekliyor. Siz nasıl işte atıyorum doktorsunuz, çalışıyorsunuz, eve geliyorsunuz ve sizden beklenenleri karşılıyorsunuz. O abiler de bütün gün pipoyu yapıyorlar, o surat oyuyorlar vesaire falan filan. Gerektiğinden daha az takdir gördüklerini düşünüyorlar. Haklılar bazı noktalarda. Ama bütün bunun sonucunda kazanılan parayla gidip doktor adamın evinde sağladığı imkanları kendi çocuğuna ve karısına evet. sağlamak zorunda. Doğrudur. Emre şey yazdı, ustadan esnaflık olmaz kesinlikle. Bizim mesleğe ara satıcı olmak gerekiyor. O yüzden ben de ona bir... Diyor. Vallahi o konuda da doğru söylüyor. Yani doğru Tom'un söylüyor. Atölyesinde daha önce çok şahit olmuşuzdur. Yani Atilla abi de konfirme eder bunu. Ya Tom'dan atölyesine gelip pipo satılma almak isteyen adamların hepsine verdiği cevap şeydir, hiç değişmez. Yani burada ben pipo satmıyorum. Pipo almak istiyorsanız Deniz Pipe Shop'a gidin der. Kestirir atar yani. Burada burası üretim yeri, satış yeri değil der yani. Evet. Konumuz bitti galiba. Ekol kısmını kapatalım mı artık? Vallahi bilmiyorum. Ekol kısmında sormak istedikleri şeyler var mı insanların? Herkes ilk başta sanki ekolle ilgili konuya çok ilgi göstermişti ama yani bilemedim şimdi. İlgi var canım Elif Hanım. Bir saati devirdik yine ya. Araya bir sürü şey de sattık. Yani... Ya zaten sohbet ediyoruz canım. Oradan oraya savrulma olacak. Oradan oraya savrulma olacak tabii. Vallahi yalnız bunu hiç bitmedi anasını satayım. Yani gerçekten vallahi ben de 1 saat 15 dakika olmuş. Ona baktım hala elimde yani. Öksüz doyuran şeklinde. Orhun Atıcı selamlar yine demiş. Şadan, selamlar Orhun. Şadan Bey'in tütün sponsorluğunda. Şadan Bey'in tütünleri bitmiyor. Tütünle besledi artık camiayı. Ya Orhuncum sana da selamlar. Şeyi kapatalım ekol muhabbetini de şeyi söyleyeceğim ben. Hatta onu ben yakın zamanda bir paylaşım da yapacağım. Onunla ilgili bir feedback almak istiyorum. Şimdi bana pipo bakmak için bilmem ne yapmak için çok fazla istek geliyor. Ziyaret edelim bilmem ne falan. Yani elimden geldiği kadar şey yapıyorum ben bunu ama sonra dedik ki şöyle bir buluşma günü gibi bir şey yapalım diyorum ya. Vallahi şimdi Eylül ayına yetiştiremem ama Ekim ayı içerisinde böyle bir pazar günü yapabiliriz öyle bir şey. Yani pipo bakmak isteyenler bilmem ne bakmak isteyenler için öyle bir gün şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Onun en uygun gününü de şöyle bir günleri paylaşıp milleti oylatarak oturtmak daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Onunla ilgili bir paylaşım yapacağım yakın zamanda. Eğer yapabileceğime şey yaparsam. Ekim ayı programım belli değil, onu bir şey yapalım. Afiyet olsun Emre'cim. Sahra Usta görüşürüz. Selamlar, sevgiler. İyi akşamlar. Şey, Ali Bey, bu söylediğinizi şey mi olacak? İstanbul'da İstanbul'da olur tabii. Ben İstanbul bezliyim. Bizim ofiste toplantı mı diyorsun? Ofis değil ya. Bir yer şey yaparız. Ha. Orada sereriz. Ha, bir ne yer kadar bulup varsa. Orada anladım. Tamam. Tipoları oraya götürürüz. O şekilde yaparız. Öyle giriş ücreti aslında yok. Bir şey yok. Yarışma yok. Tamam. Çok güzel fikir. Vakit geçirmek yani... için illa yarışmamıza gerek yok yani. Valla ben şöyle söyleyeyim, buradaki İzmir toplantısında bile bana, bu da benim size feedbackim olsun, hem de canlı yayında olmuş olsun, İstanbul'daki toplantıda bile bana şey dediler, ya işte birisi ofis var zannediyormuş, gerçekten ofis var zannediyormuş, Mustafa Özyetiş Bey, dedim ofis yok, ya nasıl yani falan, yani vardı dedim Ali Bey'in kendi ofisi var, zaten de ofis değil. Dükkan var zannediyormuş. Yanlış ifade ettim. Pardon. Yani böyle bir pipo dükkanı var zannediyormuş. İçinde insan... Evet, çok zanneden var. Yani o yüzden hani bir şekilde insanların bir arada toplanıp da bunları görüyor olması güzel olur. Ben seve seve katılırım. Sağ olun. Vallahi şey o hususta da insanların söylediği şey aslında 2020 yılı içerisinde de fiziksel dükkana geçirme gibi bir niyetim var.
Hesabını, kitabını falan daha henüz daha oturtmadım ama öyle bir niyetim var kafamda yani. Şöyle hazır doların artışıyla beraber falan kiralar da biraz yerlere vurmaya başladığında şöyle metro hattı üstünde güzel bir yer bulursam yapacağım öyle bir şey. Süper. Valla harika olur. Yani ne diyeyim? Harika olur. Yani Eylül ayına yetiştiremem o şeyi. Uzun zaman seyahatiydim. Burada döndüğümden beri işim başıma aşkın. Eylül ayına yetiştiremem ama Ekim ayı içerisinde yani bir pazar günü yaparız diye düşünüyorum. Onun da hangi pazar olacağını şey yapmak için yani böyle bir poll gibi bir şey, anket gibi bir şey post edelim. İnsanlar hangi günün şey olduğunu işaretlesinler. En çok şey hangi güne gelirse o gün bir lokasyon falan da bulabilirsek tabii yani. Öyle bir şey yapma Siz... niyetim var yani. Daha çok güzel olur. Emre'cim, bu arada senin söylediğin şehir toplantıları da güzel fikir. Onu ayrı ayrı, hani sen Ama şey diyorsunuz galiba, ilk Antalya. toplantıyı Eskişehir'de yapalım da niye yani? Herkes Yani gelsin buraya. çünkü çok iyi, çok iyi biliyor. Eskişehir'den sonra toplantı olmayacağını çok iyi biliyor da, o yüzden İlk ve son toplantı diyorsunuz yani. Ankara bir araya toplanmıyor. İzmir zar zor topluyoruz. İstanbul'da zaten toplantı yok. Ben ona çok şaşırıyorum ya. Mesela kahve camiasında İstanbul toplanırdı falan, böyle arada tipler bir araya gelirlerdi falan. Bizde böyle bir event, bir şey olmasa kimse hadi buluşalım falan demiyor. Hep ikili üçlü buluşuluyor. Belki de Yok öylesi mu? daha iyi oluyor canım. Ne de var. Neyse biraz kurcalayalım bakalım şu Ekim ayındaki işi eğer oturtabilirsek yapmaya niyetim var açıkçası öyle bir şey yani. Hem toplu şekilde birden fazla kişinin de istediği olsun çünkü herkese ya elimden geldiğince ben şey yapmaya çalışıyorum ama ya bazılarıyla denk gelemiyoruz falan filan yani hani ben ofiste her gün olmuyorum haftada 2 gün 3 gün maksimum gidiyorum oraya. Denk geliyorlar. İnsanlar zahmet edip geliyorlar. Şimdi kırmak da istemiyorum kimseye ama çok fazla yetişemiyorum açıkçası yani. Evet. Bazen çat kapı gelenler oluyor ben orada yokken. Benim haricimde orada bulunanlar yardımcı olmaya çalışıyorlar ama orada benden başka bilen yok neyin ne olduğunu, ne yapıldığını falan filan. Evet. Merhaba Motocan. Tanıştık mı zannetmiyorum ama tanıdık gelmedi isim. Eskişehir candır demiş Emre. Doğrudur. Bir itirazım yok. Yıllar yıllar evvel gelip bir kere bayağı beğenmiştim Eskişehir'i. Herhalde çok değişmiştir şimdi. Eskişehir inanılmaz canlı. Ama her şeyden önce içerisinde İlhan Hoca ile Emre var yani. Evet. İlhan Gidince Hoca da yeni yer açtı. Hayırlı uğurlu olsun ona da. evet. 15 Eylül müydü açılışı? Öyle aklımda kalmış. Galiba Yanlış en bilsem. azından adresi artık kesin biliyorum nerede olduğunu. Artık kaçamaz. En son gittiğimde yoktu. Can Bey İstanbul'da nerede olacak demiş. Valla büyük ihtimalle ofise yakın olur. Sultanahmet civarında yaparız yaparsak ama daha henüz yani şu söylediğimden fazla bir aksiyon almadım. Biraz araştırmam lazım. Siz takipte kalın. Anıl Bey katıldı. Merhaba Anıl Bey. Anıl Bey'den uzun zamandır ses yok. Valla şimdi Anıl Bey çıkartamadım ya. Anıl Bey kimdi? Soyadını söyleseniz Mimar. hatırlarım. Efendim? Mimar. Mimar Mimar. olunca hepsini hatırlıyorum. Ya şey, Çıkartamadım vallahi ya. nasıl şey yapayım? Anıl Bey, benim çok sevdiğim bir pipoyu almıştı. Oradan hatırlarsınız da. Soyadını duysam Pipoyu çıkartırım hatırlıyorum. büyük ihtimalle. Anıl Selçuk. Ha tam tabii, tamam hatırladım ya. Hatırladım. Benden pipo almışlığı da var onun. Anıl Selçuk hatırladım. Gayrettepe'de. Adresini bile hatırladım. Benim hafızam öyle çalışır biraz ya. Bir şeyi hatırladığım zaman detayları da geliyor aklıma. Benimki de görsel çalışıyor. Ben de Pipo aldığı Pipo'dan Pipo'nun şeysini hatırlıyorum, tipini hatırlıyorum, ismini hatırlayamadım. Pipo'dan bir de açtığımda mimarlık görmüştüm, onu hatırlıyorum. 15 Eylül son tarih. Başladık zaten. Pipolar eksik, onlar da yakında çıkacak. Hayırlı Süper. uğurlu olsun. İlhan Hoca da haftaya İstanbul'a geliyorum diyordu ama bakalım bekliyoruz yani. İlhan Hoca, valla gerçekten bu sefer kaçış yok. Yaktım size. Dükkanın yerini biliyorum. Yürüyerek bile gelebilirim yani.
Vallahi onun dışında işte bildiğiniz gibi Elif Hanım çok da fazla bir şey yok. Yaz sezonunu kapatıyoruz. Artık sonbaharla beraber biraz daha hareketlenir. Genelde bizim Pipo camiası yazın uykuya yatar. Peki bir şey soracağım. Aslında Buyurun. Bunu büyük ihtimalle herkes merak ediyordur. Yine İzmir toplantısında soruldu. Sorulduğu için şey yapıyorum. Aralık ayında indirim olacak. Olacak. Aralık ayında geçen seneki gibi aynısını yapacağım. Aynısı mı olacak? Yani Aralık 1'den itibaren başlayacak. 31'ine kadar %1, %2, %3, %31 diye son gün. Vallahi aynısı büyük ihtimalle olur. Yani yenisini düşünecek zamanım yok bu aralar. O yüzden geçen sene ne yaptıysak aynısını yaparız yani. 4 ay var. Tembellikten yani. Oraya kadar diyorsunuz. Yalnız bunun da sonuna geldik. Winslow Reis, İlhan Hoca'nın tabiriyle reis yapmış. İlhan Hocam Winslow Reis yapmış. Sınıfı geçti. Şimdi Copalps'a geri dönelim. İlhan Hoca'nın tavsiyesiyle aldığımız Copalps'a. İlhan Hoca'ya bir şey soracağım ya. Bak şimdi sen söyleyince Winslow Reis diye aklıma geldi. Ya İlhan Hoca ben sana şey yollayacaktım. Yolladın mı yollamadın mı onu? Şimdi ofiste nerede olduğunu bulmaya kalkarsak bir sene geçerdi. Winslow posteri ben getirtmiştim sana. Ben onu ayrıca kargolayacağım dedim. Ben onu sana gönderdim mi yoksa hala bende mi duruyor? Bende duruyorsa söyle ben onu arayıp bir bulayım göndereyim sana. Üstünden bayağı uzun zaman geçti ama... Ha geldi tamam göndermiş. İyi. Aa dükkana yakışır. Yakışır iyi günlerde kullansın. Vallahi yani hatırlıyorum yollayacağımı ama bazen oluyor böyle ya bunu da hallederiz deyip bir kenara koyuyorum. Sonra üstüne 6 ay geçiyor. Acaba orada öyle gümbürtüye mi gitti diye bir düşündüm valla şimdi. Winslow'un posterleri de meşhurdur. Kendi sitesini yeniledi şimdi. Oralardan arkadaşlar bakmak isterlerse yıllara göre yaptırttığı posterleri de oraya dizmiş. Küçük boyda olsa görebiliyorsunuz en azından. Öyle mi? Ondan haberim yok. Tabii. Çok güzel çalışmalar yaptırtıyor. Yani hani böyle öylesine bir şeyler falan diye. Film posteri gibi poster yaptırtıyor adam. Ben beğeniyorum çok. Vallahi İlhan Hoca şu aralar yeni marka yok diyorsun. Bütün yaz yeni marka doldurduk siteye daha. Ne olsun artık ya. İtalya'dan dünyanın adamını koyduk. Bulgar yeni Kolyo Demirev'i koyduk. Vallahi Ekim ayı gibi yoğusu koyacağım. O elime geldi hatta Elif Hanım bendeydi o gün. Ya tam yayının ortasında kapı çalıp kargo getirmişti yoğusu o gün tesadüf. Evet. Vallahi ama onların fotoğraf işleriyle falan uğraşmak biraz vakit alacak. Onlar Ekim'den önce beklememek lazım. Şimdilik şu benim bitmiş olan Golden Gate envanterini bir toparlamam lazım. Eylül ayı içinde onu hallederim. Ekim ayında da Yavuz gelir. Onun haricinde de pek bir yenilik yok açıkçası yani. Almam gereken, aklıma gelen öyle gördüğüm ilginç bir şey de pek bu aralar bakmaya zamanım olmuyor ama hani şunu da getirsek diyebileceğim biri yok açıkçası aklımda yani. Sizin varsa tavsiyeleriniz söyleyin bakayım bir makul uygun bir şey yakalarsam. Aa bak Serkan'dan geçen haftalarda çok güzel bir şey geldi bana. Özel mesaj da yolladı. Şimdi adını unuttum. Atilla abiyle sohbet ederken o çok sever o adamı. Bir Rus usta. Şimdi adını hatırlayamıyorum. Mükemmeldir işleri yani. O bir finansal zorlukta mıymış? Öyle bir şeyler bir post etmiş yani. Şey yapacakmış falan filan gibisinden yazmıştı. Bir bak diye. Yani baktım adamın pipoları çok pahalı ama ya en azından Serkan'dan öyle bir haber geldi sağ olsun. Ben bu arada şunu bir şarj kablosu bulmam lazım. Geliyorum hemen. Tamam. Murat Bey Apple gelecek mi yeni Ali Bey derken? Apple derken Apple şeklinden bahsediyorsunuz herhalde. Valla şeyin içerisinde Apple bir düşünmem lazım Murat Bey ya. Siteye koymadığım. Ben bir görmüştüm daha evvel sizin ofiste. Bir spoiler vereyim. Buyurun. Şununla aynı olmasa da şöyle yapalım. Tabii ki bu formla aynı değil. Bunun GG versiyonu gibi düşünelim. Bir tane Apple brandi arası bir rustik GG'de bir şey vardı. Siz benden daha iyi biliyorsunuz Elif Hanım valla. Görmüştüm sizin ofiste.
muhteşem bir kesimi vardı. GG için ben çok başarı bulmuştum. Uzaktan bakılan versiyonda şuna çok benziyor. Yani bu kesime çok benziyor. Anladım, şimdi anladım ya. Hatta onları ben listeye koyalı çok uzun zaman oldu da aktif etmeyi unuttum. Onları bu hafta içinde aktif edeceğim. Evet. Rizenko söylemiş İlhan Çelikoğlu. Rizenko hep aklımda İlhan Bey. Onunla biz daha önce konuştuk. Bir türlü materyalize edemedik işi ya. O tamam demişti. Fiyatları da fena değildir Rizenko'nun. İşçiliği de çok iyidir. Valla son zamanlarda o taraflara da yolum hiç düşmüyor. Yani bir gitsem onunla şeyi finalize ederiz ama Rizenko her zaman aklımda. Ben Bestik ve Şerbak'ı alırken Rizenko'yla da anlaşmıştım. O benim anlaşmamızın üstüne, ya ben de sonradan zorlamamıştım hiçbirisini ama sadece Bestik ve Şerbak'tan pipoların hazır gel al diye haber gelmişti. Rizenko'dan ses çıkmadı. Ben de yoklamadım bir daha üstüne yani ama onunla biz prensipte anlaşmıştık. Valla şeyin içerisinde de Murat Bey, valla şimdi düşünüyorum belki Yoz'da Apple şekli olabilir ama çok aklıma gelen öyle spesifik olarak Apple diye sorunca hani ah budur diye söyleyebileceğim aklıma gelmedi açıkçası şimdi. Sitedeki envanteri Elif Hanım benden daha iyi biliyor. Elif Hanım sitede Apple var mı ya? Sitede Apple Yoz'da ben hatırlamıyorum. Siz o gün bakmıştınız bütün pipolara ama. Yoz'un pipolarında benim aldığıma benzer Brandy ve biraz daha Volcano'ya kaçan modeller var. Dediğim gibi GG'de buna benzer var. Aa, Apple var ya, şeyde var. Bruno'da var. Nasıl biraz evvel de adam buradaydı. Ha, Bruno'da var, doğru. Bolca Bruno'da Apple var Apple. Hatta yani. Doğru evet. Bruno'da var. Hatta belki onlara hatta bakmıştır Murat Bey ama mevcutlara. Belki yeni gelecek olan var mı diye soruyordur. Ha, onu bilemiyorum. Hatta ve hatta o Apple'lardan birisi Cem Hoca'da, Cem Güney'de. Diğeri Hüsnü'de. İkisi de çılgınca memnunlar. Ben çok şaşırıyorum. Apple mı almışlardı onlar? Ben tabii onlar Billard'ı aldılar diye aklımda kalmıştı. Yok yok. Ama o Billard'ı GG'den aldılar. Apple Bruno. Doğrudur. Doğrudur. Valla Apple'ın aslında yani makul fiyatlı kralı İlhan Hoca'nın söylediği Rizenko çok güzel yapar Apple pipoları. Ben çok beğenirim onun Apple'larını. İki tane, yok bir tane var bende onun Apple'ı. Hatta baksam şuralarda bir yerdedir ama şimdi bulması uzun sürer. Bayağı başarılı bulurum ben. Hı hı. Zaten yani ona yani verdiğim başka siparişte de yani üstü kapalı olarak verdiğim siparişte de o Apple'dan yaparsan yap diye söylemiştim ona. Üstünden çok zaman geçti. Bir seneden fazla oldu herhalde ya. Niye böyle hatırlıyorum bunu bakayım. Ha, şey varmış. Brebbia Apple varmış sitede. Bay Denmark'ın varmış. Aa, bak Bay Denmark'ın Apple'ları çok başarılı. Nutens doğru. Apple var. Winslow'da var Apple. Artem Şerbak'ın Reverse Kalabaş Apple'ı var. Ona çok Apple denmez ya. Ona biz belki öyle yaparken ben yani Apple demiş olabilirim ama şimdi o kadar mesela değişik şekil olduğu zaman belli bir kritere de oturtmak zor ya. Özellikle mesela Winslow'da inanın hakikaten yani pipolara bakıyorum ulan ben buna ne isim vereyim diye düşündüğüm oluyor bazen yani. Bazı evet, pipolar evet çıkıyor ki hani hiçbir kategoriye girmeyen şeyler yani. Ne desek bir tarafa gider. Wojtek'in iki tane Apple'ı var. Var. Bambo. Aa doğru, evet. İkiz olanlar. Evet evet. Hatırladım şimdi. Serdar sitenin arama çubuğuna yazınca geliyor. Doğrudur. Belki işte dediğim gibi Murat Bey yeni gelecek olan mevcutları görmüştür de yeni gelecek olabilir olanları şu GG'leri update edeceğiz bu hafta yavaş yavaş. O azaldığını fark edince bir GG envanterine girdim. Valla yani 200'e yakın pipo ayıkladım. Onları yavaş yavaş fotoğraflayacağız. Parça parça ekleyeceğiz hepsini. Yok Emre'cim bu sefer Orlik değil ya. Orlik tenekesinde Danimarka'dan Bitcoin kullanıyorum bu sefer. Ama Orlik tenekesinde. Bu aralar biraz değişiklik olsun, havamız değişsin diye değişik bir tütün çıkardım ama çok da memnun değilim açıkçası yani. Zırt pırt sönüyor falan filan, alışmadığımız şey. Rica ederiz Murat Bey. Siz sağ olun. Tenekeyle tütünün aynı olduğu durumlar çok nadirdir. Yok artık yani. Ya valla şeyleri ben özellikle çok seviyorum ya. Bu kare kutular var ya şunlar. Evet.
Şunlara bayılıyorum ben. Bunlar yani genelde bende hep boştur. Çok severim bunları ben. Karakasılar zaten bir de piyasadan kaldırmasalar dedi. Şeyi söylemiştim zaten size şimdi. Vakum makinesi aldım. Bazı şeyleri, tütünleri saklarken şey yapıyorum. Bu 50 gramlık tenekelere koyuyorum. Öyle vakumluyorum içinde. 50 gram, 50 gram. Serdar Bey, Ali Bey, sizin pipo ofisinizde neden yardımcı eleman yok? Serdar Bey, ilk öncesi benim pipo ofisim yok. Benim kendi ofisim var. Orada yardımcılarım var ama onlar pipodan anlamazlar. Bu bizim tek tabanca yaptığımız bir şey. Artık inşallah ileride belki fiziksel dükkana geçiş yaparsak orada olur bir yardımcımız pipo üstüne. Yayında sıkıntı falan derken yine iyi idare ettik ya. Kötü değil herhalde o kadar. Yok yok, güzel. Devam ediyor. Yani şey yok. Bende sıkıntı yok. Başka millette var bilmiyorum. Ama millet bugün 19 kişiyiz. Her zamankinden çok daha fazla insan var. Ama bugün hiç şey yok. Sorulacak her şeyi sorduk. Çağrı yok. Bey'den hiç soru yok ya. Genelde o çok evet şey. Evet ya. Çağrı Bey orada mısınız? Orada olduğunuzu biliyoruz falan diyor. Ben yine bir çay tazeleyip geliyorum. Aa, ben Çağrı Bey'le tanıştım bu arada ya. Öyle yüz yüze mi? En son geldiğimde. Evet, çok tatlı birisi. Hiç ama gözümde canlandığı gibi değil. Çağrı Bey benim gözümde daha tombul falan diye böyle canlanmıştı. Saçlar uzun, tombul, işte iri kıyım falan diye canlanmıştı. Çok zarif bir beyefendi çıktı. Ay kıyamam. Bende problem var sanırım. F5 yapmaktan helak oldum yok, diyor. Yok Serdar Bey, sizde problem yok. Bu akşam internette bir problem var ya. Ben burada kendi telefonumdan şeyi açtım. Yayını Wi-Fi kullanmadan bakıyorum. Bende de sürekli olarak şey donuyor. Var bir problem bu akşam. Da artık yapacak bir şey yok. Yani şöyle refresh ederek anca şey yapmak lazım. Aa, çok güzel soru. Neyse, güzel. Ben böyle sorulara siz bayılıyorum. Siz cevap verin ben. Ona. Siz alıcı bunu... ben satıcı tarafındayım. Siz cevap verin buna. Ben bunu kabul etmem. Ben de vereyim, siz de verin. Ama olur. Şöyle bir yok, şey var. Şöyle de bir şey var. Onu da ben düzelteceğim. Satıcı tarafındayım diyorsunuz ya. Ben böyle satıcı görmedim. Çağrı Bey'le buluştuğumuzda da onu zaten konuşmuştuk. Çağrı Bey de oradaydı. Şey dedim yani bir şey alıyorsunuz. Sen onu alma, şunu al diye daha ucuz. böyle bir satıcılık olmaz. Şimdi Nutens, Demirev, Regina arasında alacak olsak hangisini seçmeli? Şimdi Nutens'in biraz şöyle bir durumu var. Bir kere hiçbirisi birbirine benzemiyor. evet yani. Şimdi Nutens'in hangisini soruyoruz İlhan Hocam? Handmade'ini mi soruyoruz yoksa Heritage serisini mi? Vintage serisini mi soruyoruz? Şimdi Vintage Heritage serisi zaten adamın yaptığı formlar değil, bitirdiği formlar. Adam onu şakondan bir yerden daha önce döndürülmüş olarak alıp ağızlığını, bitirmesini vesairesini kendi yapıyor. O pipolar çok güzel içiyorlar. Çok uzun zamandır beklemiş ve kuru kökler. Pipoların formunda vesairesinde hiçbir problem yok. Son derece güzel klasik formlar. O seriyi komple tavsiye ederim. Ama eğer handmade'inden bahsediyorsak bu apayrı bir şey. Ondan bahsediyor yazdı Elif Hanım. Ha tamam, handmade. Handmade. Vallahi ne yalan söyleyeyim, Demirev'inkini çok beğeniyor olmama rağmen Regina diğer hiçbir şeyinkine benzemiyor. Adınızı söyleyin. Hiçbir İtalyan'a benzemiyor. Herhangi başka bir ekole de benzemiyor. Ben Regina'nın pipolarına bayıldım. Siz de beğeniyorsunuz zaten. Güzel iş yapıyorlar, evet. Benim görünüm anlamında 3 arasında Demirev'inkini çok çok beğeniyor olmama rağmen Regina. Vallahi ben iki şekilde yorum yapabilirim buna. Bir İlhan Hoca ayakkabılarını giyerek yorum yapayım. Bir de kendimi düşünerek yorum yapayım. Şimdi evet. İlhan Hoca olsam ben. İlhan Hoca genelde ufak tefek pipo sevmiyor. Daha etli butlu kalın pipolar evet. Seviyor. O yüzden ben ona Demirev'i öneririm. Demirev daha o reverse kalabaşlığından dolayı daha güzel şeyler yapıyor.
Regina'nın tasarım şeyinde çok hak veriyorum size. Çok güzel iş yapıyorlar. Bir de İlcepo'dan yetişmedir o adam. Christian. Evet. Biz onunla 2015 ya da 16, şimdi tam emin olamadım. İtalya'da onun ben piposunu satın almıştım kendisinden. Bayağı güzel iş yapıyorlar ve o günden bugüne kadar kendisini bozmadı açıkçası. Benim daha ya her ikisinden de pipom olmasına rağmen İlhan Hoca'yı düşünerek Demirev diyorum ben. Daha evet. Daha Rus stiline de benzetiyorum ben açıkçası Demirev'in işlerini, biraz o açıdan söyledim. İlhan Hocam, Nutens'in uzun olanları Handmade serisinde değil, Heritage serisinde Bing'leri diyorsunuz siz. Yok, Bing'leri demiyor. Handmade'lerden bahsediyor. Onun var Handmade bazı öyle. Uzun. Evet, bir şey Pencil Shank'e benzeyen bir tane vardı. Ha, ha, ha. Ondan bahsediyor büyük ihtimalle. Grain'leri de çok iyidir onun. Anladım ben. Tepesi evet. Plato. Tamam tamam, ben de anladım. Hangisinin dediğini hatırladım. Hatta sitede şeydir o ya. Ana sayfada ben onu banner olarak fotoğrafını çekip kullanmıştım o piponun. Büyük ihtimalle ondan evet, bahsediyor. Evet. Vallahi Grain olarak da Elif Hanım, şey Elif Hanım diyorum, İlhan Bey hangisi oldu gözümün önüne gelmedi ya. Şimdi Demir şimdi... Evler'de en güzel Grain olanını Elif Hanım aldı, onu söyleyeyim. Elif Hanım onu aldı bile. En güzeli oydu. Ama Ali Bey'in en sevdiği de sizin beğendiğiniz o hafif Vikingvari olan yandan böyle çizgisi gelen. Evet, o güzel bir tasarım. O güzel bir tasarım. Bu arada 3-5 tane George'dan da pipo var elimde. Bak şimdi onları hatırladım ben. Co-Pipes'tan var. Onları aktif edeceğim bu aralar ya. Doğru, onları unuttum. Aa tamam, yeni pipo gelecek var mi diyordu. Doğru. Var var vallahi bak. O kadar şey, bu tatile gidince o kadar havada kaldı ki işte, unuttum ne yapacağım. 4-5 tane George'dan yeni pipo var. Bazıları bayağı güzel. Yani tasarımsal olarak ilginç, o eski klasik çizgisinde değil. Co-Pipes'tan da vallahi yanlış değilsem 4 tane mi? Yoksa onları aktif ettik mi Elif Hanım ya? Siz siteyi benden daha iyi biliyorsunuz. Etmedim mi? Yok, aktif değil. Co-Pipes zaman... önümde bir tane piposu var. Tamam, 3-4 tane daha Co-Pipes gelecek. İşte ben aralarından bunu, daha doğrusu ben evet, başka bir tane şey, siz bunu çok önermiştiniz. Diğerleri filtresiz olanlar. 3 tane daha var galiba. Yok 4 mü? 3 mü? Öyle bir şey. Estate yok Serdar Bey. Estate bayağı sıkıntılı benim açımdan. Türkiye'ye estate pipo ithal edilmesi yasak. Yani kullanılmış ahşap ürünü satılması yasak. Burada bulduklarımı da faturalandırmak mümkün değil. Faturasız iş yapmıyorum. O sebepten dolayı estate kısmına ilk başlarda niyetim vardı yapmaya, ama sonradan böyle problemler çıkınca ortaya tamamen boş verdim. Estate pipo gruplarına bakın. Mücahit var orada. Güzel pipolar satıyor. Uygun fiyatlı. Onlara bakın. Güzeldir onlar. Şimdi ben İlhan Hoca'ya kesin net cevabımı veriyorum. Şimdi sitede açtım, daha rahat görüyorum. Form olarak İlhan Hocam, sizin o Kolyo Demirev'in 4 numara demiştiniz ya beğendiğiniz. Rica ederim. İşte o demiş gibi olan. Form olarak aralarında, yani 3 şeyin arasında en güzel olan o. Tabanı da olduğu gibi kuş gözü. Ama bu kuş gözleri tabandan yukarı straight grain gibi çıkmıyor, ama grain açısından bakarsanız yani yok yok, oldukça sıkı grain'i var. Ben şeyi çok beğenmiştim. Regina'nınkini. Şimdi onunkini de bir açayım. Bahsettiğiniz o şey, adını siz söyleyin. Zulu. Zulu'yu. Zulu'yu. Evet. Zulu'nun da formu çok güzel, ama Zulu'nun grain'i mesela Demirev'inki kadar sıkı değil. Çok güzel. Form olarak da çok güzel. Ve yine evet sıkı bir grain'i var. Ama mesela ikisini yan yana koyduğunuz zaman Demirev'inki daha bir göz alıcı. Şeyin de Nutens'in de artık yani hangisini kastettiğinize bağlı. Nutens'in çok fazla piposu var. Şu anda çok da emin olamıyorum. Nutens'de yani sizin genel olarak tarzınızın çok dışında olduğu için ben de hiç sizde o tarz pipo görmedim. Ayıptır söylemesi, gözümde canlandıramıyorum. Yani çok uzun ve ince bir pipoyu, yani Bing deseniz tamam, o hiç değilse biraz daha etli. Ama siz eğer handmade'lerdekini diyorsanız o pencil shank, pencil shankler de nasıl biliyor musunuz İlhan Hocam? Gittiğinizde gördünüz mü bilmiyorum. Şimdi yakından çıkartamayacağım. Yakında bak, ya bir bakacağım. Olabilir. Şurada olabilir. Bir dakika. Bir pencil shank bakalım.
Emre kaçıyormuş bu arada. İyi geceler Emre. Emre'cim iyi geceler. Pro kutusunu. Evet. Size yaptıralım bir tane pipo kutusu ya. Ya yaptıracağım bir ara gerçekten. Bu benim dükkanda saklamak için yaptırdığım kutulardan bir tane yaptırayım size ben. Onlu mu? Vallahi olabilir. Görür görür aslında. Şimdi yakın şöyle göstereyim. Gideceğim olayına. Ben yaptırayım size ondan bir tane. Tamam. Şey yapalım. O konuda haberleşelim. Şöyle göstereceğim İlhan Hocam. Bir saniye. Bunu da alayım. Tamam. Şimdi. Neredeyse yarısı kadar. Çap olarak. Hatta şöyle yaparsam daha güzel olacak. Oldu mu? Görülüyor mu? Şimdi bu aşırı derecede ince. Bunun biraz daha, bir de bu kadar uzun da değil. Bunun daha uzunları da var. Yani sizde ben gözümde canlandıramadım. Hani Bing olsa neyse de. O yüzden canlandıramadım, bilemedim. Gidip bakmanız lazım. Çok şey olmuyor. Gelecek, bakalım yani. Haftaya geleceğim diyordu bakalım. Evet. Mesela Serdar herkes Bey... Hansel Schenk zannediyordu şu en son aldığım İlçok köyü. Şununla kıyaslayınca bu artık spagetti falan. Serdar Bey, Voen pipolar genel olarak nasıl diye sormuş. İyidir Serdar Bey. Voen de yani yılların üreticisidir. İyidir, tavsiye ederim. Şadan Bey geldi. İyi akşamlar Şadan Bey. Oo, iyi akşamlar. Yalnız bu kutuda da acayip şeyler var. Bunlar içilmemiş olanlar. İçeceğiz bir ara diye koyduğumuz kupalar. Şunu kırmadan, ya bunu koyarken ödüm patlıyor. Her seferinde bir şey olacak ve kırılacak diye. Neyse sonra yerleştireyim. Size ben önümüzdeki hafta gideceğim kutucuya. Bir tane onunu yaptırayım ben size. Vallahi iyi olur aslında. Şey yapalım. O konuda konuşalım. Evet. Kabriyole neymiş? Sakalları kesmiş İlhan Hoca. İyidir ya. Yazın bir serinletir. Pırıl pırıl. Siz de kesmişsiniz. Siz ben de böyle genelde hafif... zaten sakal olmuyor bende hiç. Yok, o olmuyor. Hafif böyle kirli. O tembellikten değil. Evet. Öyle mi? Ben öyle bir sürü tercih ediyorsunuz diye düşünüyordum. Yok canım, hani böyle 90'ların başı falan. Yok, ben genelde kirli sakal da sevmem, sakal da sevmem. O bir tembelliktendir. Hı-hı. Ama İlhan Hoca'ya da yakışmış ya. Sakalı mı, temiz mi yakışmış? Yok, bu temiz versiyon çok yakışmış. Gençleştiriyor insanı ya. Saç sakal çok bir insanı yaşlı gösteriyor. Ama İlhan Hoca zaten genç yani. İşte daha da gençleştiriyor. Yavaş yavaş ya toparlayalım mı Elif Hanım? Evet, Çağrı Bey de yalnız sigarayı bırakan arkadaşına ne iç abi şuradan bir tane diyen gibi böyle bırak abi sakalı tekrar. Toparlayalım. Saat 11:10 geçiyor. Valla evet. Yine 2 saate yaklaşıyoruz. Valla Serkan Usta uğraşacak valla ya. Sağ olsun şimdiye kadar bizim yaptığımız yayınları ben beceremiyorum indirmeyi. Serkan indirip yükleyip bana gönderiyor. Ben onları YouTube'a koyuyorum. Valla sağ olsun. Yani, bir kere becerebildim galiba. Her seferinde bir deneyeyim ben önce. Beceremezsem sen yollarsın diyoruz. Her seferinde beceremiyorum. O yolluyor. Ama inatla denemeye devam ediyorum. Bir gün becereceğim. Vallahi bazı mevzularda bende de öyle oluyor. 2 saniyede çözüyorum. Bazılarını bir türlü şey olmuyor, denk olmuyor. Yok, ama ikimiz de bu canlı yayına geçme mevzusunda şu kadar yayın olmuyor. Yok, hala kıvıramadık o işi yani. Hayır, işin rezaleti birimizin de mesleği bu yani. Yok, benim değil ama ya geçen sefer size bahsetmiştim, o komikti ya, hani laptoptan sesi becerememiştik. Ben size dedim ya sonradan, ya benim laptopum mikrofonu bozukmuş satın aldığımdan beri. Onu daha önce hiç kullanmadığım için fark etmemişim ben yani. O gün aslında o kadar uğraşmıştık niye ses gitmiyor diye. Meğer mikrofon bozukmuş. Evet, o zaman yavaştan toparlıyoruz. Evet. Yine Eylül ayında bir ara yaparız Elif Hanım. Şöyle ayda bir
o zaman ilk yaptığımız zaman her hafta yapın falan diye tepkili şeyler gelmişti, istekler gelmişti ama her hafta yapabilecek yok canım, şey yok. Biz abi de konuşacak bir şey de yok yani her hafta. Ne konuşacağız? Konuşacak bir şey de yok. Zaten ilk 3-5 tane de galiba herkes sormak istediği soruyu sordu. Şimdi şu anda özelden şöyle devam ediyoruz. Bunu alayım mı, almayayım mı diye. Neyse, en azından bu yayında tütünlerden bulurum sorusu gelmedi. O da bir gelişmedir diye düşünüyorum. Aa, geldi geldi. Arada bir tanesi şey dedi. Tütün bulunmuyor dedi. O statement ama o soru değil. Tabii, o zaman ben bu yayını da her zamanki o paylaştığımız şeydeki bir nasıl bir pozda o bilemiyorum ama pasta yesinler pozumla. O vallahi ben özellikle aramadım onu. Öyle screenshot aldım, denk geldi vallahi. Üstünde de fazla düşünmedim ama gerçekten yani. Çok komik olmuş. Ben tam orada falan derken siz de böyle çıkmışsınız. O Facebook'un otomatik yarattığı görüntü şeyi yani. Özellikle oturup belli bir yerinde screenshot almadım ona yani. Ama her seferinde onu kullanıyorum. Çünkü iPad'de o saklı fotoğraflar kısmında şimdi oturup ne koyacağım diye uğraşmak yerine aynı fotoğrafı dayıyorum, gidiyor. Benim açımdan hiç sorun yok. Ben her gördüğümde çok gülüyorum. Kendime özellikle çok gülüyorum. Bu poz ne diye. O da bizim alameti farikamız olsun işte yani. Valla benim de zaten genelde böyle çekim mevzularıyla ilgili arkadaşlar çok dalga geçerler. Bazen eskiden yaparlardı çok. Çekip benim haberim yokken bana izletirlerdi. Bazen insanları dövecek gibi konuşuyormuşum. Doğrudur. Olabilir. O sefer de öyle çıkmış olabilirim. Şimdi o zaman bu günü bitiriyoruz. Ben çok keyif aldım. Vallahi aynı şekilde, her zaman. Her zaman. Gibi. Sağ olun. Kaç saat oldu? 9 çeyrek gibi başlamıştık. 2 saat oldu. 2 saat oldu. İyidir. Yavaş yavaş. İkisi. Bir pipoyu da 1 saat 15 dakika, 1,5 saat civarında içtik. O da iyidir. Hem konuşup şey yaparak. Evet vallahi gerçekten. Ben de ikinciyi yaktım ama daha bu daha çok başına daha gider bu. Evet evet. O zaman siz kapanışı yapın. Yavaştan bitirelim. Bütün seremoniyle yapacak değiliz artık. Teşekkürler. Yani. Murat Bey sağ olun. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık demiş. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Elif Hanım, o zaman haberleşiriz. Görüşmek üzere. Tamam. Belki Eylül ayında bir denize girmeye İzmir yaparsak haber veririm ben. Orada süper da bir olur. İşte artık bakacağız ona ya. Süper olur. Bir şey bütün arkadaşları ama. Evet, bütün arkadaşları bekliyoruz. İzmir grubu olarak da önceden haberleşelim. Toplanalım istiyoruz. En son görüşmede konuştuk bunları. Çok güzel olur. Özellikle de sizleri de bekliyorlar zaten. Evet, söylediniz. Sağ olun. Selamlar evet. Herkese de. Tamamdır. Görüşmek üzere. Ben kaçıyorum. Tamam. Hadi görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hadi bay bay. İyi akşamlar.